Haber Global'de başka gündemle karşınızdayız. Bugün uykuyu ve rüyayı konuşacağız. Konuyu biraz detaylandırmak için bir giriş yapmak isterim. Bir insanın ömrü ortalama 75-80 yıl ve bunun üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Yani yaklaşık yine 25 yıla tekabül ediyor. Gerçekten de uzun bir süreden bahsediyorum. Peki uykuda neler oluyor? Vücudumuzda neler yaşanıyor? Beynimiz nasıl değişiyor? Tabii ki bunun içinde sağlık kısmı da var. Bunun içinde kilo var. Bunun içinde bağışıklık sistemi var. Bunun içinde bütün o yaşam boyunca bizi etkileyen hastalıklar var. Uyku hepsinde detay. Uykuyla ilgili bir cümle daha söyleyeyim. Bir soru. Herhangi birisinden o kadar az uyuyorum ki ve başarıya ulaşıyorum diye bir cümle duydunuz mu? Bu cümleyi sarf eden kişi herhangi bir başarılı lider, başarılı bir sporcu, başarılı bir iş insanı veya öğrenci oldu mu? Zannetmiyorum öyle olduğunu. O nedenle uyku önemli. Hayatımızda gerçekten büyük bir alanı kaplıyor. Ve tabii ki uykuyla beraber rüyalar vazgeçilmezi. Gece boyunca rüya görmeyen insan yok. En azından bilim böyle söylüyor. Her ne kadar insanlar ben görmüyorum dese de. Tabii ki o rüyalar ne anlama geliyor? Sadece yaşadıklarımızın yansıması mı yoksa bize gelecekten haberler de veriyor mu? Soru çok. Konu uyku ve rüyalar. Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum. Arkasından programa başlayacağız. İlk konu nöroloji uzmanı Profesör Doktor Derya Uludüz. Hemen yanında psikiyatri uzmanı Doktor İbrahim Bilgen var. Karşı tarafta nöroloji uzmanı Profesör Doktor Hakan Kaynak ve yayıncı yazar Ata Nirun. Hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ediyorum yayına katıldığınız ve değerli görüşlerinizi bizimle paylaşacağınız için. İlk soru aslında en basit soru ama en geniş kapsamlı soru. Uyku nedir, evreleri nelerdir ve uyku halinde vücudumuzda, beynimizde neler oluyor diye soracağım. Hakan Hocam sizinle başlayayım. Şimdi uyku beynin olmazsa olmaz bir fonksiyonu. Uyumadan yaşamak mümkün değil. Her ne kadar bazen biz nöroloji pratiğinde, uyku hastalıkları pratiğinde hiç uyumadan yaşadığını iddia eden, yıllarca uyumadığını söyleyen hastalar görüyorsak da o bir algı sorunu ama gerçekte uyumadan yaşamak mümkün değil. Ne kadar süre yaşamadan durabiliyoruz? Günlerle sınırlı. Bu deneyleri insanlarda çok uzun süre sürdüremiyoruz zaten. Bir müddet sonra halüsinasyonlar, işte bağışıklık sisteminde bozulma, ondan sonra da ölümle sonuçlanıyor hayvan deneylerinde. Ne oluyor uyku sırasında? Bir defa uykuyu biz önceden pasif bir süreç olarak biliyorduk. Uykunun, uyanıklığın sonlanması, onun yerine uykunun geçmesi gibi. Bugün öyle olmadığını çok iyi biliyoruz. Bugün derken 50 yıldır biliyoruz aslında. Uyku kendi içinde birçok dönemden oluşuyor. Bu dönemlerin hepsinin ayrı fonksiyonları olduğunu biliyoruz. Ve siz 8 saat uyumuş olabilirsiniz ama bunun içinde eğer rüyaları gördüğümüz o uykunun %25'ini oluşturan REM dediğimiz dönemi yoksa o zaman ciddi bir REM yoksunluğuna bağlı belirtiler ortaya çıkıyor. İşte uykunun en çok etkilenen kısmı hastalıklarda bunu çok sık görüyoruz derin uykular. Gecenin aşağı yukarı 1/4'ünü oluşturuyor. Ve bu dönem vücudun restorasyonu için, çocukların büyümesi için, işte ergenlerde yenilenme, yaşlanmanın ertelenmesi için gerekli uyku dönemi. Nitekim mesela biz gün içinde çok fizik aktivite yaparsak, geceliğin relatif olarak derin uykunun arttığını, işte çok zihinsel aktivitede bulunursak da mesela uzun uzun matematik problemleri çözdüğünüz bir günün gecesinde rüyayla ilgili rüyaları gördüğümüz o REM uykusunun arttığını görüyoruz. Dolayısıyla farklı fonksiyonları var. Sadece bilmediğimiz bir şey uykunun en geniş bölümünü oluşturan yüzeysel uyku. Aşağı yukarı %45'ini oluşturuyor. Onun ne işe yaradığını bilmiyoruz. Bu demek değil ki onun bir fonksiyonu yok. Tabii ki var. Ama şöyle bir özelliği de var bunun. Bilmiyorum ne kadar ilginçtir.
Mesela bazı insanlar 4-5 saat uykuyla hayatlarını sürdürebiliyorlar. Bazıları 12 saat bile sürdürüyorlar. İkisinin arasındaki farka baktığımız zaman herkes aynı sürede derin uyku, aynı sürede rüya dönemi uyuyor. Yüzer dakika. Ama farklılık yüzeyel uyku tarafından oluşuyor. Bu da bize belki yüzeyel uykudan nispeten vazgeçilebileceğini gösteriyor. Nitekim mesela uykusuz gecelerin ardından biz uykumuzu telafi etmeye çalıştığımızda da bunu görüyoruz. Hemen önce bir derin uykumuzu, sonra ardından rüyaların görüldüğü REM dönemini telafi ediyor vücut. Ve ondan sonra kalkıp günümüze devam edebiliyoruz. Bu da bazı uyku dönemlerinin daha elzem olduğunu, daha öncelikli olduğunu gösteriyor bize. Şimdi Hakan Hocam REM ve derin uykuyu önceledi. Yüzeyli bir kenara bıraktı. En azından süre üzerinden ben öyle algıladım. Peki olmazsa olmaz bir bölüm var mıdır Derya Hocam? Öncelikle şöyle başlayayım. Bizim vücudumuzun bir zaman saati var. Yani bu saat sabah kalktığımızdan gece yatana kadar bizim ne zaman kalkmamız gerektiğini, ne zaman yemek yememiz gerektiğini, ne zaman istirahat etmemiz gerektiğini ve ne zaman uyumamızı söyleyen bir zaman saati. Bu genetik olarak vücudumuzda kodlanmış. Sabah kalktığımızda çok enerjik ve gayet mutlu kalkıyoruz. Ama gün boyu yavaş yavaş uykumuzun gelmesini gerektiren bir madde üretiliyor vücudumuzda. Bu enerji tükendikçe bizim adenozin dediğimiz bir madde vücutta üretilmeye başlıyor. Ve bu üretilme aşamasını belli bir seviyeye gelince artık uyumalısın diyor vücudumuza. Ve akşam oluyor, karanlık oluyor. Adenozin iyice tepeye çıkmış oluyor, parçalanması için uyuması gerekiyor insanın ve melatonin devreye giriyor. İşte melatonin devreye giriyor, bizim uykumuz yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Ne yapıyoruz? İşte lavaboya gidiyoruz, günlük ritüel dişlerimizi fırçalıyoruz. İşte hep bütün gün ve gece elimizde olan o cep telefonlarımızı şarja takıyoruz. Sonra da hadi ben de yatayım, şarj olayım, sabah kendimi şarj etmiş bir şekilde günü hazırlamış olarak başlayayım diyoruz. Ama uyku sadece şarj olmak, güne hazırlanmak anlamına gelmiyor. Aslında vücut uykuda çalışmaya başlıyor. Bizim kalbimiz, sindirim sistemimiz veya diğer organlarımız istirahate geçip dinlenme havasına girerken beynimiz tam tersine büyük bir temizlik işlevine başlıyor. İşte Hakan Hocam'ın dediği gibi biz uykuyu Hakan Hocamızdan öğrendik ve onunla burada bir arada olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Uykuyu biz yaklaşık 5 evre diye hesaplıyorduk. Şimdi artık 4 evre dönüyor. İşte birinci evre ne? Siz yatağa giriyorsunuz. Hafif bir uyku başlangıcı böyle 3-5 dakika kadar sürüyor. Orada bir boşluğa düşer gibi hissediyorsunuz kendinizi ve arkasından da evre 2 dediğimiz non-REM'in ikinci evresine giriyorsunuz. Non-REM'in ikinci evresi aslında olmazsa olmaz bir evre. Çünkü %50 ile 60 bütün uyku boyunca olması gereken bir dönem. Tam ne fonksiyonu olduğunu bilmiyoruz belki ama onlar demin ikinci evresinde uyandığınızda daha mutlu ve daha motive, enerjik oluyorsunuz. Arkasından derin dönem. Derin dönem number one. Derin dönemi uyuyamazsanız vücudunuz hastalıklarla karşı karşıya demektir. Bütün sistemi temizleyen, her şeyi yöneten evre derin dönem 3-4. REM ise daha böyle eğlence dönemi, ya uykunun üstüne tatlı almak gibi, daha yaratıcılık, işte aldığımız beyne geçirdiğimiz hafıza bilgilerini daha derine atabilmek, daha uzun hafızaya atabilmek, daha yaratıcı bir şekilde matematiksel ezberlememiz gerekiyorsa ezberlediğimiz dönemler. Ama evre 3-4 dediğimiz derin evre bizi aslında bütün hastalıklardan koruyan dönemi teşkil ediyor. Yani bana hangi evre diye sorsanız, muhtemelen hocamıza da evre 3-4 en önemli evredir. Bütün sağlık sisteminde bakın tansiyonumuzu, şekerimizi, insülin direncimizi, kilo almamızı, bağışıklığımızı daha birçok fonksiyonları toparlayabilmesi için vücudun evre 3-4 çok önemli, derin evre. Şimdi ben şunu çıkardım yani süreden ziyade kaliteli olması daha önemli uykunun. Her şeyi içermesi gerekiyor. Yani süre de önemli, kalite derin uykunun da olması gerekiyor, rüyaların da olması gerekiyor ve olması gereken yerlerde olması gerekiyor. Yani mesela bir gece uykusuyla gündüz uykusunu karşılaştırmak mümkün değil. İşte Derya'nın da söylediği gibi bir sirkadiyen ritmimiz var. Ne zaman uyuyacağımız belirlenmiş durumda. İster siz isteseniz de gündüz gece uykunuz kadar organize bir uyku uyuyamıyorsunuz.
Ancak işte kısa sürelerle uyuyorsunuz, yüzeyel bir uyku uyuyorsunuz. Denk gelirse belki bir rüya dönemi yaşayabiliyorsunuz. Şey muhtelif tabii, yani derin uyku mu, REM uykusu mu, o birazcık Derya Hocam özellikle keyifli taraf dedikten sonra mesela REM daha çekici gelmeye başlıyor insana. Tabii yani REM çok çekici bir taraf. Bunu uykuyla uğraşan herkes çok seviyor. Çünkü derin uykuyu birazcık anlayabiliyoruz ama bu REM uykusunu bulan insanların deyimiyle organizmanın bütün sırları çözülse de en son rüya dönemi kalacaktır. Evet. Çünkü mesela uykuyu biliyoruz ama REM uykusunu en son öğrenmişiz ve çok fazla paradoks barındıran bir uyku dönemi REM. Mesela derin uykusuz yaşayabiliyoruz ama REM dönemi olmadan, rüyalar olmadan yaşayamıyoruz. O mesela uyku apneli hastalarımız var. Onlar uyku apneleri dolayısıyla, solunum durmaları dolayısıyla uykularını derinleştiremiyorlar. Sürekli yüzeyel uykuyla REM arasında gidip geliyorlar. Derin uykuları olmadan onlar hayatlarını tabii ki sağlıksız bir şekilde sürdürüyorlar. Ama REM uykusuna giriyorlar ve girdikleri zaman çok da riskte oluyorlar. Yani o dönemde apneler çok uzuyor, oksijen çok fazla düşüyor. Mesela bu çok özel bir şey. Neden aynı insanın nefesi durduğunda oksijeni herhangi bir uyku döneminde %10 düşüyor da REM'e girdiği zaman solunum durması olduğunda bu birkaç misli oluyor oksijen düşmesi. Biliyorsunuz işte o sirkadiyen ritmimiz REM uykularının saatini de belirliyor. Genellikle biz REM uykularını 1,5 saatte bir sikluslar halinde görüyoruz. Ama gecenin ilk yarısındaki sikluslarda çok kısa kısa REM dönemleri var. Orada kısa kısa rüyalar oluyor. Ama sabaha karşı olan REM dönemlerine baktığımız zaman orada işler çok farklı. Daha böyle uzun uzun rüya dönemleri, REM dönemleri, ikisini ben aynı olarak değerlendiriyorum. Ve başka paradokslar da var. Mesela uykunun non-REM dönemlerinde kalp ritmi yavaşlıyor. Solunum sayısı yavaşlıyor. Şeye geldiğimiz zaman, REM uykusuna geldiğimiz zaman ise tamamen tersi oluyor. Düzensiz bir solunum ritmi ortaya çıkıyor. Solunum bir yavaşlıyor, bir hızlanıyor. Kalp bir yavaşlıyor, bir hızlanıyor. İşte erkeklerde ereksiyon ortaya çıkıyor spontan. Vücut ısısı daha düşüyor o dönemde. Böyle tabii ki rüyalar görülüyor. Dolayısıyla uykunun hakikaten en eğlenceli, anlaşılması da en zor dönemlerinden biri. Ben genelen REM üzerinde ısrarla önemli olduğunu buyurun şöyle söyleyeyim. Biz ilk uykuya yattığımızda, ki en ideal uyku saati gece 11'dir. 11 ile 3 arası işte o melatoninin en tepede olduğu ve bize en faydalı olduğu dönemdir. Melatonin nedir bu arada, onu da söyleyeyim. Bir uyku hormonu ama yaptığı o kadar çok şey var ki, mesela anti-aging, gençleştirici, antioksidan, düşmanlara karşı savaşan, anti-inflamatuar, yani sizi bir bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. LDL dediğimiz kötü kolesterolü düşürücü. Yani melatoninin sayılamayacak kadar faydaları var. Şimdi siz gece ilk yattığınızda evre 2 ile başlıyorsunuz. Yani non-REM. Sonra 3-4'e giriyorsunuz. Sonra REM'e giriyorsunuz. Hani böyle bir sıralaması var ama tabii ki standart bir sıralama değil bu. Yani dışarıdan bir ses geldiğinde bambaşka bir sıraya da girebilirsin ama 2-3-4 non-REM, REM 2-3-4 gibi diyelim. İlk evrenin, gecenin ilk yarısı, yani ilk birkaç saati mutlaka önce derin bir non-REM'e girmeniz lazım. Sabaha karşı artık non-REM doyar vücutta, yani o derin uykudan doymuş olarak şey yapar ve artık REM süreleri daha uzar. İşte o rüyaları sabahleyin görmemizin sebebi de açık sabaha karşı REM'in uzun olmasıdır. Vücut öncelikle non-REM derin uykuya ihtiyaç duyar. Niye? Çünkü bir şekilde dinlenmesi gerekiyor. Bütün gün çalışan, 24 saat çalışan bir restoranı düşünsenize. İçindeki o bütün pisliklerin bir şekilde temizlenmesi ve ertesi güne tertemiz, berrak bir zihinle hazır olması gerekiyor. İşte onu yapan da non-REM'in özellikle 3-4 dediğimiz derin dönemi. Yani hazır, ertesi güne berrak bir zihinle uyanmak demişken ben bir size dönmek isterim. Uykunun, yani tabii ki bu işte konuştuklarımızın kısa bir giriş bu. Detaylandıracağız ama insan psikolojisi üzerine etkisiyle devam etmek isterim. Yani iyi
kaliteli, düzgün sürede uyumayan bir insanın hayatını normal şekilde devam ettirmesi, mutlu olması, huzurlu olması, işin sağlık tarafının aslında işte o 8 saat uyuyor, gereken 16 saat ayakta. Uykuda sağlıklı bir şekilde devam etmezse süreç sonrasına nasıl yansıyor? Bir kere uyku çok önemli. Yani uykunun çeşitli dönemsel bu non-REM ve REM dönemlerinin olması ve bu sirkadiyen ritmin belli tüm gece boyunca ortalama 6-7 gibi böyle bir 90'lı 110 dakika gibi olan esasında ilk dönemi non-REM. Nörologların yanında bunu söylemeyebilmek değil ama bunu açıklayabilmek için de söylüyorum. Non-REM biraz daha eğer yanlışım varsa uzman hocalarım düzeltilebilirler. Non-REM dönemi daha çok böyle enerji ve vücutla ilgili fiziksel yapılar üzerinde bir onarıcı özelliği var iken REM'in ise daha çok duygusal ve emosyonel yani içsel ve psikolojik yapının düzeltilmesiyle ve onarımıyla ilgili olduğu söyleniyor ki biraz sonra konuşacağız. REM ve non-REM rüyalarının dahi görüş şekli ve yapısında farklılıklar ortaya çıkıyor. Burada REM bizim için çok önemli. Yani hepsi çok önemli. Demin Hakan hocamın söylediği gibi tüm uykunun kaliteli bir şekilde olması çok önemli. Ve bunun ritmik olarak girmesi çok çok önemli. Eğer siz kalkıp direkt olarak ben kafaya yastığımı koyduğum an uyuyorum diyorsanız aslında bu bile bir sağlıklılık değil. Çünkü siz o uykunun latens dönemi denen o süreci yaşamıyorsunuz ki bu da 10-30 dakikalık olan bir süreçten bahsediliyor. Siz bir anda dalıyorsanız bu uykuya o zaman siz fiziksel ciddi bir yorgunluk gün içinde yaşıyorsunuz ya da biraz sonra hocalarım açıklayacaktı belki narkolepsi gibi farklı rahatsızlıklar da var. Bizim burada önem verdiğimiz şey REM'in içerisindeki o REM'e bazen depresyon gibi rahatsızlıklarda özellikle REM latensinde azalmalar yani süresinde azalmalar. Hatta REM uykunun ilk dönemi olan non-REM'in içerisine kaymaya başlıyor. Yani 90. dakikadan sonra başlayan o rüyalar ve derin uyku ve dinlendirici fazlar dediğimiz yapı daha erken faza kaymaya başlayınca bu sefer sirkadiyen o ritim bozuluyor. 90 dakikalık non-REM'den çalıyor. Ve kendisinin de kalitesi ve derinliğinde bozulmalar olunca bu emosyonel yapıda ve onarım sisteminde bir yapı bozulmaları da başlıyor. Tabii ki uykusuzluğun çok ciddi durumları var. Bir kere bilişsel yapıda bozukluklar ortaya çıkıyor. Bir kere bugün eğer biraz uyumazsanız hipervijilans dediğimiz böyle aşırı uykusuzluk hallerinde biraz devam eder. Bellek yapısında bozukluklar ortaya çıkar. Daha sonrasında panik atak gibi anksiyetenin artmasına sebep olabilecek düzeylere gelirken daha ileri fazlarda ise halüsinasyon ve psikozlara sebep olabilecek durumlara kadar gidebilir. Eğer siz uyuyamaz iseniz uykusuzluk gün içerisinde çeker. Yani uyuyamaz o kalitesiz uykuda yapmaya başlarsanız gün içerisindeki konsantrasyon, bellek, hafıza. Çünkü belleğin konsolidasyonu dediğimiz o yapı, bellek yapısının düzenlenmesi, konsantrasyon, dikkatin ya yeniden esasında bir yapılanma içerisine giriyoruz. Zihinsel bir, buna zihnin ihtiyacı var. Yani beynin ihtiyacı var, emosyonun her şeyin ihtiyacı var. O beynin içerisinde her şey var. Bunun içerisinde tabii ki psikiyatrik ve psikolojik yapılar da var. Uyku olmazsa olmaz bir süreç. Her organ bundan etkilendiği gibi aynı şekilde tabii ki psikolojik yapımızda çok ciddi düzeyde etkileniyor. Şimdi uykuyu konuşurken konu doğal olarak sağlığa geliyor. Sağlığı detaylandırmak isterim. Uzun uzun da konuşacağız. Çünkü gerçekten çok fazla soru var. Başka gündeme sizler de hem Instagram'dan hem Twitter'dan başka gündeme etiketiyle katılabilir. Hem uykuya hem rüyaya dair merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Onu bir kere altını çizeyim. Ata hocam size geleceğim. Şimdi özellikle bu tedavi kısmı, uykunun işte hayatımızdaki o iyileştirici etkisiyle ilgili olarak biraz geçmişe giderek bir soru soracağım size. Şimdi antik Yunan'da, işte Mısır'da özellikle uykunun yani rüyaların iyileştirici etkisi için işte kurulan okullar, alanlar olduğunu biliyoruz. Ve orada insanlar işte belirli hastalıklardan kurtulmak için uykuya yatıyorlardı. Yani uykunun önemi aslında bundan binlerce yıl önce farkına varılmış bir gerçeklik. Tam olarak nasıl bir sistemle yapıyorlardı bunu? Uykuya yatmayı mı soruyorsun? Hayır, genel yani uykunun iyileştirici etkisi bu, üzerine. Şimdi bu bilimsel platformun içerisinde ki terminoloji benim alanımın çok ötesinde ve pek de beni ilgilendirmiyor. Çünkü bu şey bir tür öneri, bir tür tavsiye, bir tür iyileştirme var işin içinde.
ben kendi alanımda ve kendi çalışmalarımda, benim sahamda, ki biz sizlerden daha şanslıyız, ben derken bu konularda benim gibi parapsikoloji vesaire vesairelerle ilgili, mitoloji falan gibi, ben iyi bir mitoloğum aslında. Bunlarla ilgili yaptığımız çalışmalarda biz sizden başlayacağız, biz çok sahadayız. Yani daha fazla insanı, daha fazla yeri, daha fazla koşulu tanıyoruz. Ve doğrudur, yanlıştır, inançtır, saçmalıktır falan gibi o seçimlerimiz de yok. Bundan özellikle kaçınıyoruz. Çünkü 100 tane yanlışın içinde 3 tane doğru çıkarsa her şey değişir. Uzaylılar gibi. Her neyse, burada bir söylenen içeriği, bunlar tabii sağlık önerileri hepsi. Bunların tam dışında olan insanlar tanıyorum ben. Hemen hemen tamamen dışında. Rüyaya daha sonra geleceğiz zannedersem. Evet. Buraya baktığım zaman ben bir şey eksik buldum. Tercihler var bir de bunun içinde. Sağlık açısından böyle böyle olmalı da. İşte şu organa şu olur, bu organa bu olur. Sizin dediğiniz gibi bellek kaybı, o bu şu ve ölüme kadar gider dedi hocam. Bunun dışında tercihler var. Yani buna ihtiyacı olmayan insanları tanıdım ben. Böyle bir sorun da yaşamıyorlar ayrıca. Nasıl ihtiyaçları olmuyor hocam? Bir de benim. Yani benim uykuyla fazla aram yok. Aksine nefret ediyorum. Kaç saat uyuyorsunuz hocam gecede? Saatim yok. Canım isteyen de uyurum. O da bir saat olur, yarım saat olur. Bazen bir gün olur. Ama bunu ben yaparım. Yani herhangi bir organik rahatsızlığa da rastlamadım bu nedenle bugüne kadar. Abi bir kronik hastalığım var benim ama bununla ilgisi yok. Bambaşka nedenlerden oluştu. Ama ben önemli değilim zaten burada. Önlük abi kendimi verdim ve burada oturuyorum diye verdim. Tanıdığım çok fazla insan var böyle. Özellikle Afrika'da tanıdıklarım. Ben 160 küsur ülke gezdim. Benim konumla ilgili gezdim. Turistik amaçla değil. Tanıdığım öyle insanlar oldu. Aklım hayalim durdu demeyeceğim çünkü durmuyor artık. Yani fazla etkilenmiyorum. Doğa üstü hiçbir şeyle. Normal geliyor. Doğanın kendisi aslında bu çünkü. Siz o zaman doğa üstü bir şey olmalısınız. Yani bu söylediğiniz şeylerin mümkünatı olmayan şeyler. İnsan uyumadan bir kere zaten yaşayamaz. Artı bu söylediğiniz şeyler genelleme asla olamaz. Yani 3 kişi, 5 kişinin böyle olması ne genellemeye getirmez. Ne genelleme yaptım ne de olmaz diye bir şeye katılmıyorum. İkisi de yok bende. O sizin işiniz. Olmazdı, genellemesi vardı, hiç görmedik. Hiçbir klinikte olmadı, hiçbir hastanede yaşanmadı. Hiç uyumuyorum diyen insan bile bir gecede en az 4 saat uyuyordur yani. Bu bir ispatlanmış laboratuvarın gösterdiği deliller. Da belki bir saat uyuyor, yarım saat uyuyor, sonra bir daha bir saat uyuyor falan. Ben çalışmamasam da mesela... Ben de söyledim bir... zaten başta. Yani uyumadan yaşadığını söyleyenler çok var. Hiç uyumadan duymadım ben. Hiç uyumadan yaşadığını söyleyenler de... Ama şunu gördüm hocam. Uyuduğunun farkında olmayan insanlar var. Evet, yani mesela işte daha ilk başladığımızdaydı 25-30 sene önce Ordünder Bey böyle sansasyonel bir şekilde Yalova'dan bir hasta getirdi bize. Size bir dairemi hediye edeceğim dedi. Cerrahpaşa'da da yeni açılmış daha uyku merkezi. Hiç uyumuyorum, 25 senedir uyumuyorum dedi. Daha ışıkları kapatıp odadan çıktığımızda hani dalgaları filan kayıtları bıraktım, horlamaya başladı ve bazen öyle bir ileri gidiyor ki işler, eşini de ona inandırmış hastalar görüyoruz. Yani eşi de hakikaten bu uyumuyor diyor. Ama uykuyu algılamak başka bir şey. Onlara sorduğumuz zaman neden yatıyorsunuz madem uyumuyorsunuz? Orada cevap yok, dinlenmek için diyor. Gözlerimi dinlendiriyorum diyor. Ama beyin o arada uykuya dalıyor. Yani bizim uyuduğumuzu algılamamızla gerçek uykumuz birbirinden çok farklı. Peki şimdi Atabey işte uyumadığını değil, uyuduğunu ama o süreleri minimuma indirdiğini veya yani belirli zamanlarda uyuduğunu ifade ediyor. Şunu eklemek isterim Serdar Bey. Yani şimdi uyku... Ciddi bir konu tabii de insan hayatının 1/3'ünü işgal etmesi çok büyük bir defo. Ben hep söylerim biz defolu bir yaratığız. Öyle inşa edilmişiz. Çok sorunumuz var. İyi bir ürün değiliz. Her zaman söylediğim laf.
bozuk bir ölürüzü. Ama az uyuduğumuz zaman çabuk ölüyoruz. Evet. Siz öyle diyorsunuz. Ama minimum saat 6 saat. 6 saatten az uyuyor olamazsınız. Çünkü bu sizin sağlığınızla bağdaşmaz. Ama beni örnek 6 vermeyin. 6 saati mutlaka uyuyorsunuzdur. Ama işte gündüz yarım saat kestirip, gece 3-4 saat uyuyup kalkıp. Toplayın işte. Çünkü diğer türlü çok kısa bir zaman sonra gerçekten ciddi hastalıklar baş göstermeye başlıyor. İstatistikler çok net gözüküyor. Çünkü biz aslında son yüzyılda ciddi olarak uyku süremizi azaltmış vaziyetteyiz. Tabii. Yani maalesef. Defomuza, Atabey'in dediği net katılıyorum, defomuza defo katmışız diyeceğim. Maalesef. ama ben çağda defolu bir yaratık olduğumuzu kesinlikle inanmıyorum. Bu muhteşem bir yaratık. Muhteşem. Daha ileri görünce anlayacağız. Peki. Daha değil. Daha ileri görmedik. Uykumuzu azaltmışız ve yani istatistikler gösteriyor ki her ne kadar uyku süremizin azalmasıyla birlikte yaşam süresi dünyada arttıysa da şimdi tam da onu söyleyecektim. Ama sağlıklı yaşam olarak öyle ama değil. Ama teknoloji de yani bizi daha çok kalp hastalığı, aynen, daha çok obezite, daha çok işte kazalar, hatalar, kronik hastalıklar. 1900'lerin yani başında 40-45 iken ortalama yaşam süresi, işte bugün 80'ler civarında. Ama benim anladığım işte bizim şu muhtemel ki şu son 40'ı işte sizin söylediğiniz hastalıklarla geçiriyoruz. Evet. Boğuşarak geçiriyoruz. Yani teknoloji arttı, işte MR'lar vesaireler, ama bizim sağlığımız daha iyi gitmiyor ki. Kronik hastalıkların, tedavisiz kronik hastalıkların şeyi de arttı, oranı da arttı. Yani çocuklar biz, öyle mesela. Çocuklarda ciddi bir obezite görüyoruz. Evet. Yani az uyudukları için. Ve şimdi işte bazı ülkelerde bu fark edildikten sonra değiştirildi. Sabah erken uyandıkları için çocuklar ciddi bir uyku yoksunluğu içinde ve onunla kilo arasında bir ilişki olduğu görüldüğünden beri. Peki ne derece etkili hocam obeziteyle, özellikle çocuklardaki obeziteyle uyku arasındaki ilişki ne kadar yoğun bir ilişki var? Yani çok mesela şeyle mesela uyku apnesi bizim en yoğun karşılaştığımız hastalıkların başında geliyor. İşte horlama diyebildiğimiz geceliğin nefes durmalarıyla giden bir hastalığımız var. Çok da sık gördüğümüz, yani işte genel popülasyona baktığımızda %4'lerde karşılaştığımız ama 40 yaş üstüne çıktığımızda neredeyse her 5 kişiden birinde karşılaştığımız bir hastalık. Ve onlarda diyabeti olmayan kimse yok gibi. %80'inde diyabet var. Çünkü onlarda derin uyku hiç yok. Derin uyku çocuklarda biliyorsun hani uyusun da büyüsün hikayesi. Bademciklerini aldırdık, çocuk gelişti, büyüdü gibi işte geçmişten gelen bilgilerimiz var. Ve bugün bunu çok net görüyoruz ki. Çünkü bademcikleri büyük olan bir çocuk düzgün uyuyamadığı için, derin uykuya giremediği için, derin uykuda salgılanan büyüme hormonu da salgılanamadığı için hem gelişmesi gecikiyor hem de şişmanlıyor. Evet. Ve bu erişkinler için de aynı şekilde bu hastalar derin uykuya giremiyorlar. O nedenle bir kilolarına kilo katılıyor. Zaten şişman hastalar. Bir de uyku apnesi nedeniyle uykularını derinleştiremediklerinden büyüme hormonu salgılanamıyor ve hem diyabete yatkınlıkları artıyor, hem gece yemelerine başlıyorlar, hem de kilo vermeleri mümkün olmuyor. Tedavi ettiğimiz zaman da çok daha rahat kilo verebildiklerini görüyoruz. Şimdi çocuk tarafı böyle, yetişkin tarafını mesela size sorayım, tersini sorayım ama. Ergenlerde bu 11-13 yaş arasındaki çocuklarda yapılmış bir çalışmayı şöyle söyleyeyim. Hocamız belki çok daha iyi söyler ama derin uykuya depresyondaki çocukları ele almışlar. Depresyona giren çocukların %80'inin derin uykuya dalamadıkları gösterilmiş. Yani o kadar önemli, depresyona bile sebep olabiliyor derin uykuya dalamamak. Şimdi çocuklar, hele ki ergenlik döneminde, biraz daha biliyorsunuz o hormonlar falan böyle bir daha alevlendirir çocukları. Uykuya daha geç, onların böyle biyolojik saati 24'ten 26-27'ye kayıverir. İşte daha geç uyuma isteği uyanır çocuklarda, ama sabah da okula gidecek, erken kalkacak. Böylece derin uykuya daha zor girerler. Derin uykuya girmek çocuklarda hocamızın dediği gibi iki açıdan çok önemli. Birincisi büyüme hormonu.
çocukta kemik ve kas gelişimi, boyunun uzaması, vücudunun gelişmesi için çok çok önemli. Derin uykuda salınıyor. Erişkinde ise yine büyüme hormonu salınıyor ama bu kez ne için? Doku tamiri. Hasar görmüş bir vücudumuzda herhangi bir yerdeki dokumuz büyüme hormonu sayesinde tamir ediliyor. Daha da önemlisi sizin özellikle karın bölgesinde ortaya çıkmış o yağlanmanız derin uykuda ortadan kalkıyor. Zayıf kalkıyorsunuz. Niye? Çünkü büyüme hormonu yağları ve karbonhidratları yıkıyor. Bu durumda uyku zayıflatıyor. Kesinlikle evet. Zayıflatıyor. Bir şey daha mesela grelin ve leptin diye iki hormonunuz vardı. İşte leptin tok olduğunu hissettirir, grelin aç olduğunu. Leptin maksimumda derin uykuda. Yani hep tok hissediyorsunuz siz ve sabah zayıflamış kalkıyorsunuz. Yani gerçekten çok önemli. Obezite ve uyku arasındaki ilişki, depresyon ve uyku arasındaki ilişki çok 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 önemli. Şey var bir de tabii gece yeme işi var. Onun da çok son zamanlarda çok fazla deyim var. Gece yemediğiniz zaman yani organizmanın tabii uyku sırasında en başta beynimiz dinleniyor, yenileniyor. Ama diğer organlar için de bu çok önemli. Aynı dönemde sirkadiyen ritmimiz işte bizim dinlenmemizi, bağırsaklarınızın, midenizin, böbreklerinizin hepsinin farklı düzenler içinde çalıştırmasını gerekiyor. Ve siz o dönemde yani yememeniz gereken bir dönemde yediğiniz zaman yani pratik olarak söyleyeyim iki misli etki yapıyor. Peki hocam yani, ne zaman yani işte bu akşam buradayız. Mesela yeme içmeyi ne zaman keseceğiz? Bunun içinde normal yemek de var, işte meyvesi de var, işte önünüzde çay var, işte kahve var. Ritminize uymanız gerekiyor. Yani bizim bir sirkadiyen ritmimiz var. Bu sirkadiyen ritme baktığımız zaman belli saatlerde biz uykuya eğilimliyiz. Belli saatlerde uykudan uzaklaşıyoruz. Daha zinde, daha dinç oluyoruz. Nedir bunlar? İşte sabaha karşı 3-4 gibi artık dayanılmaz bir uyku baskısı altında oluyoruz. Bir de öğleden sonra 2-4 arasında yaşıyoruz bunu. Buna karşılık tam tersi öğleden gündüz saat 11 civarında en zinde olduğumuz, bir zihnimizin en açık olduğu saatler, bir de akşam yine 6. Akşam 6'dan itibaren yavaş yavaş biz uykuya eğilimli hale gelmeye başlıyoruz. Ve işte buradan itibaren de yeme içmeyi sabahleyin yeniden o uyanıklığa geçeceğimiz saate kadar azaltmamız gerekiyor. Şeyde benim çok sevdiğim bir tavşan deneyi var. Tavşanlara aynı miktarda yiyeceği birine 24 saatte birine 12 saatte verdiklerinde aynı yiyeceklerle birinin zayıfladığını öbürünün kilo aldığını görüyoruz. Yani her istediği saatte yiyenler kilo alıyor aynı miktar yiyecekte öbürü kilo veriyor. Şimdi az önce İbrahim Bey, Derya Hanım dedi ki çocuklarda özellikle o derin uykuya geçişte problemler var. Sizin de bu konuda muhtemel ki daha geniş bilgiye sahip olacağınızı belirterek altını çizdi. Tam olarak çocuklarda yaşanan problem nedir? Onlar derin uykuya geçerken sonra yaşıyorlar. Yani bu sadece onların hormonal problemleriyle mi alakalı yoksa işte yaşam koşulları veya gün içerisindeki psikolojileriyle de alakalı bir problem mi var? Yani tabii ki çocuklarla ilgili daha çok çocuk psikiyatrist olan bir arkadaşım daha iyi bilebilir ama benim düşündüğüm kadarıyla çocuklarda özellikle etkilenen kısım ADHD, yani dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda da özellikle yine REM ve bu süreçlerde ciddi oynaklıklar oluyor. Bu çocuklar uyku uyumayı bir gereksiz bir işlem gibi görüyorlar. Uyumayı sıkıcı bir işlem olarak görüyorlar. Çünkü bu insanlar genelde monoton, hareketli olmayan, sıkıcı işlerden hiçbir zaman hoşlanmıyorlar. O yüzden sürekli hayatlarında bir monoton bir yaşam tarzı var ki uyku bozukluklarının sınıflandırılması içerisinde genelde ebeveyniyle yatıyor olup olmamak gibi durumlar var. Bir de şöyle bir şey var uyku sırasında. Örneğin biz deriz ki yani uyku olunan ortamlarda genelde çocukların ders çalıştığı, çocuklara bağırdığınız, çocuklarla kötü olayların iç içe olabildiği durumları çok fazla uyku yatılan yerlerle yapmayın. Veya bunlar bizim için de geçerli. Örneğin odanızda ders çalışmayın. Odanızda çocuklar duymasında olduğu gibi böyle programlar vardı. Tartışma olayını odanızda yapmayın eşinizle birlikte. Niye? Çünkü bilişsel bir ilişkilendirme var zihnin yapmış olduğu. Bunu
son yıllarda relational frame theory denen, ilişkisel çerçeve kuramı denen, çoğu olayın yani bir benzeyenden bir benzemeyene doğru yayılma olayı. Siz huzursuz olan bir öge ile karşılaştığınız zaman o huzurlu ortam içerisine girdiğinizde huzur eşittir o huzursuz olduğunuz ögelerle birleşerek o huzurlu zamanınıza da bulaşıp huzursuz yapmaya başlar. Çocukların özellikle uykuyla ilgili kısımlarında o belki ders çalıştığı, belki çok kötü anılarınızın olduğu ortamlarda yatırmak etmek doğru değil. İkincisi çocukların anne babalara belki burada diyeceğimiz en önemli şey daha çok onlarla birlikte yatıyor ve onları uyutma süreci içerisine giriyoruz ki bizim de çok uzun zaman başımızda olan bir şeydi. Genelde çocuklar bu süreç içerisinde daha çok onlara ihtiyaç duyabiliyorlar. Ama uyku çok önemli bir şey. Çünkü çocuğun gelişimi açısından biliyorsunuz yani anne karnında dahi o uyku süreci artık o süreç bir REM olarak değil de daha aktif uyku gibi adlandırmakta fayda var belki. Orada bile rüyaların görüldüğü ve bunun onarıcı etkisi olduğunu biliyoruz. Çünkü growth hormonu, büyüme hormonunun salınımı çocuğun özellikle zihinsel ilk 2-3 yaş içerisinde o göç işlemi ve gelişsel budamalar, sarmallar, nöroplastisite dediğimiz o zihnin göçü ve yapılanma sistemini üzerine uykunun ve bu uyuma işleminin ve özellikle REM'in çok ciddi düzeyde yapılandırıcı özellikleri var. Uyku kısacası her insan için önemli olduğu gibi çocuklar için çok daha fazla en önemli örnek. Son sözümü söyleyip sizlere bırakayım. Yeni doğan döneminde doğduğu andan itibaren çocukların uyku süreleri 16-18 saattir. Bizler yaşlanmaya başladıkça uyku süremiz azalmaya başlar. Esasında buradan yani İbrahim düşüncesine çıkarak hiçbir kontrollü çalışma yapmadan sadece düşünerek ben düşünüyorum. Yani yanlış da olabilir. Sadece düşüncemi söylüyorum. Esasında yaşlandığımız süreç içerisinde uykunun azalıyor olma dönemi esasında biraz daha böyle kötüye gittiğini de gösteriyor. Çocuklar 16-18 saat uyurken yeni doğan buna çok ihtiyacı var. Çünkü o beyinsel yapılanma, vücutsal yapılanma, gelişim sürecinde o uyku içerisindeki hormonal yapıların, bağışıklık sisteminin, hücresel yapının, melatoninin çok sayıda faktörün etkisi olduğu düşüncesindeyim. Çok önemli. Yani kısacası çocuklar için de elbette ki çok önemli. Hatta daha da fazla önemli gelişim için. Şimdi İbrahim Bey dedi ki işte çocuklar için o gelişim sürecinde önemli. Sonuçta büyütüyor, geliştiriyor, daha sağlıklı hale getiriyor. Yaşlandıkça da bir şekilde biz o saat süreyi aşağı çekiyoruz. Şimdi Der Hocam size soracağım. Uyku süresini 16 saat elbette ki değil. Yani tabii. Mevcut koşullarda mümkün değil ama normalin bir tık üstünde tutsak. Yani işte 8 saat diyoruz averajda, 7 saat, 8 saat. Biz onu 9 yapsak, 10 yapsak, 11 yapsak bizim için bir iksire dönüşür mü? Yani daha güzel bir cildimiz, daha sağlıklı bir bedenimiz olur mu yoksa tersine. Daha mı kötü olur? Daha kötü olur. Şimdi önce şöyle söyleyelim. Mesela yeni doğanda gerçekten 16-18 saat uyuması gerekiyor. Çünkü orada REM dönemi dediğimiz döneme çok ihtiyacı var çocuğun. İşte yaratıcılık, işte farklı sebeplerden. Daha sonra okul çağına doğru 11-12, işte ortaokul çağına doğru 10-11 saat gibi olması gereken saatler. Bizlerde ise, erişkinlerde ise 7-9 saat diyoruz. Bakın 7 saatin altı da kötü. Çünkü beyin ve vücut dinlenemiyor. 9 saatin üstü de kötü. Çünkü saati uzattıkça REM döneminiz artacak. REM dönemi neydi? Az önce hocamız çok güzel anlattı. Bizim dinlenmemiz değil, tam tersini yapan, kan basıncını daha çok artıran, nabzı dengesizleştiren. Böylece ne olacak? Kalbe daha çok yük binecek. Değil mi? Tansiyon hastalıkları, kalp krizi riskleri, beyin felçleri gibi risklerimiz daha da çok artacak. Yani bir şekilde yüklenmeyi artırmış oluyorsunuz. 9 saatin üstünde uyumayı biz hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Çocuklar için özellikle bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel vurguladı hocamız ama üstüne şunu ekleyeyim. Maalesef ergenlerde çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Şimdi uykularını kendileri bozuyorlar. Hepsinin eline birer akıllı telefon vermiş durumdayız. Yani benim 10. sınıfa giden çocuğum elinde neredeyse telefon bağımlılığı diye bir şey var biliyorsunuz. Ya çocuğum şunu, anne benim derslerim bile oradan diyor. Alsanız elinden olmaz, almasanız olmaz ama ne oluyor? Gece hele o karanlık çöktükten sonra o ışıktan aldığı elektromanyetik dalganın yanında bir de mavi ışık sendromu dediğimiz bir tablo var değil mi? Bu melatonin salınımını engelleyen, çocuğun derin uykuya girmesini engelleyen, sabahta ne oluyor? Zaten erken kalkacak. İyice uykusuz, aptal bir şekilde kalkıyor.
ne yapıyor? Kahvaltı da yapmıyor. Okula geç kaldım diyerek koşarak. Kahvaltı ritüel değilmiş efendim. Gençlerin yaptığı bir şey değilmiş. Okula koşuyor. Ne alıyor? Bir tane dur bir kahve içeyim diyor. Bir bardak kahve alıyor. Daha da büyük bir handikapa girmiş oluyor. Çünkü içtiği kahvede aslında zarar veriyor ona, farkında değil. Neden? Çünkü adenozin dedik ya, yani uykuyu başlatacak olan madde üretilmeye başlıyor. O kahve içtiği anda adenozini dur sen kenarda, ben öndeyim, aktif hale getireceğim diyor. O adenozin orada daha da çok birikmeye başlıyor. Kendini enerjik hissediyor ama bir taraftan da adrenalin ve kortizon dediğimiz stres hormonları da bir taraftan çıkıyor. Ne oluyor? Sinirli, anksiyeteli, dikkat eksikliği, okulda o derste konsantre olamama. Çocuklarda mesela uykusuzluk daha çok hiperaktivite yapar. Hani biz böyle iki gün, üç gün uyumasak belki ilk gün eforik olabiliriz ama iki, üç gün sonra böyle bir koltuğun kenarında yatıp sadece televizyon seyreder, işte zapping yapar ya da bir dergiyi karıştırır halde oluruz. Hocam bu adenozin uyku getiriyor değil mi aynı zamanda? Adenozin, onu temizlemek için uykumuzu uyumamız gerekiyor. Adenozin zararlı bir madde. Beynin, vücudun ürettiği zararlı bir madde. Bu durumda sizin anlattığınızda o çocuğun öğleden sonra zaten yarı uyur hale geçiyor olması gerekiyor. Şimdi yani verimden düşüyor. Adenozin biriktikçe beyne zarar veriyor. Siz mesela akşam 4'te 5'te kahve için, kahvenin yarı ömrü 6-8 saat. Yani sizi 12-13'e kadar, gece 1'e kadar uyutmaz. Bir sürü adenozin birikiyor. İşte o adenozin birikmeleri beyne ciddi zarar veren, ileriki dönemlerde işte otizm dediğimiz, o Alzheimer dediğimiz şeylerin de bir şekilde tetikleyicileri oluyor. Yani bu kafeinler, çaydaki, kahvedeki, çikolatadaki kafeinleri mümkün olduğunca içmeyin demiyoruz ama en aza indirmek lazım. Bir de kortizolün en yüksek olduğu saatler sabah 6-9. 9'dan önce kahve içirmemek lazım. Hani 9'dan sonra belki bir kahve, hepimizin ritüeli çay kahve ama belki 9'dan sonrası gibi ve öğleden sonra 3'e 4'ten sonra da sarkmayacak şekilde bunu vermek daha şey olabilir. Beslenme de çok önemli çocuklarda. Yani beslenme uykuyu da rahatlatan bir faktör, doğru beslenirse çocuk. Hakan Hocam ekleyeceğiniz var zannedersem. Evet, yani şimdi demin yani bir ADD deyince hani dikkat eksikliği, hiperaktivite hemen aklıma huzursuz bacaklı çocuklar geliyor. Yani evet, kesinlikle. Biz uykuyu hep böyle bir fizyolojik açıdan ele alıyoruz. Hani ben az uyurum, ben çok uyurum. Mesela araştırmalarda da bu böyle. 6 saatin altında uyuyanlar çok tehlikeli. Çok hastalıklar açısından riskli. 8 saat, 9 saatin üstünde uyuyanlar da daha çok hastalıkları açıklar diyoruz. Ama mesela bu araştırmaları yaparken 9 saatten fazla uyuyanlarda bir uyku hastalığı var mıyı göz ardı ediyoruz. Nitekim biliyoruz ki biz işte hastalıklar gözüyle baktığınız zaman 80 küsür tane uyku hastalığı var. Ve biz bunları hem tıpla uğraşanlar hem de toplum olarak yok sayıyoruz. Yani bir insan uykusuzluk çektiği zaman ya çocuğu uyumadığı zaman hemen aklına işte beraber mi yatmalıyız, ayrı mı yatmalıyız, işte odasını mı değiştirsek, yatma saatini mi değiştirsek geliyor. Hastalıklar hiç gelmiyor. Pekala işte çocuğun gelişmesini bozan, bilmiyorduk yani çocuklarda hiperaktiviteye sebep olduğunu ya da hiperaktivite olan çocuklarda huzursuz bacağın bu kadar yoğun olduğunu bilmiyorduk. Akşamleyin çocuk yemekten sonra uykuya gitmek yerine evin içinde sürekli bir hareketlilik, koşuşturma, işte yatıramıyorsunuz, yatırdığında bacaklarını geriyor, sürekli oynatıyor, uyumak istemiyor, giyinmek istemiyor, yatağın içinde kalmak istemiyor. Erişkinler için de öyle. Yani bir sorunla karşılaştığımız zaman uykuyla ilgili hemen buna işte benim sinirlerim bozuldu, odam kötüydü, akşam içkiyi çok kaçırdım, yemeği çok kaçırdımdan ziyade bir uyku hastalığı olabileceğini aklımıza getirmek lazım. Çünkü çok yaygın olarak görülen hastalıklar uyku hastalıkları. Peki bu uyku hastalıkları dediğinizde hocam şuna da bir vurgu yapabilir misiniz? Daha iki gün önce çok entelektüel bir beyefendiyle sohbet ediyorum. İşte biraz göbeğimiz var, biraz bu boyun yapımız geniş. Dedim ki ya siz uykuda horluyor musunuz dedim, horlar mısınız? Dedi ki evet dedi, benim uyku apne hastalığım var dedi. Peki maske kullanıyor musunuz dedim. Hayır dedi, uyku apne hastalığının tedavisi yoktur ki dedi. Şimdi halkta bir de böyle bir yanlış
bilgilendirme var ve bu entelektüel düzey oldukça yüksek. Hani bizden daha çok bilebilir gibi düşündüğünüz bir kişi. Yani evet, ama da bir... bu tabii ki yani tıp eğitimi içinde de maalesef uyku hastalıkları çok böyle üstü kapalı geçildiği için bu derece yoğun oldukları bilinmiyor. Aslında herkes biliyor. Bir kalp doktoruna gittiğiniz zaman işte uyku apnesi varsa tansiyonunun yüksek olacağını, yani bir diyabet uzmanına gittiğiniz zaman diyabetle birlikte uyku apnesinin yoğun olacağını, işte obezite ile karşılaştığında bir uykusuyla ilgili problemi olabileceğini herkes biliyor ama bunu pratiğe dönüştürmüyor. Ve aynı şekilde hastalar da bundan etkileniyorlar. İşte horlamanın normal olduğunu kabul ediyorlar. Geceliğin 3-4 defa tuvalete gidiyorlarsa gidip prostatlarını muayene ettiriyorlar ama akıllarına uyku apnesi gelmiyor. Gündüz uyukluyorlarsa gece işte bunun yavaş yavaş geliştiğini, yorgun olduğunu, işlerinin çok yoğun olduğunu, yaşlandığını falan düşünüp ama altında uyku apnesinin olduğunu düşünmek lazım. Çünkü 4-5 hastadan birinde var. Çok İbrahim Bey, size sormak isterim. Şimdi bütün bu bahsettiğimiz aslında rahatsızlıkların temelinde işte uyku temelli hastalıkların hepsi. İşin biraz da insanın akıl sağlığına çıktığı bir nokta var. Yani veya olayları kavrama biçimiyle ilgili bir problemi aslında işaret ediyor. Yani işte anksiyete diyoruz, panik atak diyoruz. Bunların hepsi aslında uykuyla bağlantılı problemler. Kişi yani işte uyku hastalıklarını kavrama noktasında neden doğru adımı atamıyor? Yani tam olarak kavrayamadığı kısım neresi? Gece oluyor. Hayır, gündüz. Yani sonuç olarak o gece olan şeyi sağlıklı bir şekilde gerçekleştiremediğinin farkına varamıyor mu veya başka bir şeye mi yoruyor? Hayır, şimdi çok sayıda bu. Şimdi çok sayıda farklı. Ya bağdaştıramıyorum, evet. Yani soru şu mu? Yani uyuyamadığını ya da uykuyla ilgili sorunları bir psikiyatrik bir rahatsızlığı olan kişi neden mi fark edemiyor diye evet mi? Normal insanlar neden fark edemiyor? Yani normal insanların bir kere yani normal ve sağlıklı bir şekilde uyup bu sirkadiyen ritmin oluşabilmesi sizin ne kadar gün içerisinde uyanık kaldığınıza da çok çok bağlantılı. Ya bunun bir sağlıklılık için deminki o sirkadiyen ritmin sağlanması gerekiyor. Ama bugün vardiya dediğimiz sistemi atlıyoruz. Vardiyalı işçi sistemi bugün dünyada neredeyse %20'lerde, 25'lerde. Bu çok atlanır bir durum. Bir kere çoğu insan böyle çalışıyor. Yani siz de şu an için bu saatlerde gece yarısına kadar çalışan insanlar var. Ve bunlar zaman içerisinde bu insomnia, uykusuzluk hali süreç içerisinde bu psikolojik yapıyı da bozabiliyor. Bazen de yapılan çalışmalarda insomnia, yani uykusuzluk şikayetiyle gelip psikiyatrik bir muayene yapıldığında hiçbir psikiyatrik bir rahatsızlığa saptanmamış insanları bir yıl boyunca takip ettiklerinde bu insanların çok büyük bir kısmında psikolojik rahatsızlıklara da sebep olduğu söyleniyor. Ama şu yanılgıya da kapılmasın. Yani insanlar tıpta tek bir sebep yoktur. Olay multifaktöriyeldir. Yani çoklu faktörlerdir. Biz bunlara bakmak zorundayız. Yani bir insanda insomnia varsa Hakan Hocam'ın da söylediği gibi ya veya hipersomni, fazla uyuma ya da bir uyku rahatsızlıkları, tek rahatsızlık illa uykusuzluk demek değil. Varsa bunun hemen bir psikolojik rahatsızlık olabileceği gibi bir yanılgıya da kapılmamız lazım. Bunu kendi bizim psikiyatri ya yani bir psikoloji için de söylüyorum. Çünkü bugün bir panik bozukluk ya da panik atağın, nocturnal panik atağın, yani gece yarısı ortaya çıkan bir ani uyanmaların içerisinde esasında o garipsiyorum, bir sanki şeyi mi gördüm, aklımı mı yitiriyorum gibi bir şey gördüm dediğiniz safhalarda bazen süreçler içerisinde bir uyku rahatsızlığına bağlı bu hipnagojik, hipopompik sanrılar denen, halüsinasyonlar denen belki o süreç içerisinde olan bir uyku rahatsızlığının el vermesiyle ortaya çıkan durumlar da var. Gece ortaya çıkan rüyalar bazen çocuklarda örneğin 12-13 yaşına kadar, demin sorduk, 12-13 yaşına kadar formal düşünce yapısı çok fazla gelişmiyor. Çocuklar görmüş olduğu rüyaları kabus olarak değerlendirip saatlerce ağlayabiliyor. Tabii bunu gece terörlerinden ayırt etmek lazım, o ayrı bir şey. Ama 12-13 yaşından sonra siz bir rüya gördüğünüz zaman ya bu rüyaymış deyip kendi kendinizi sakinleştirebiliyorsunuz. Ama geceliğin o ortaya çıkan korkular çocuklarda ciddi problemlere sebep oluyor. Büyüklerde ise kabus değil de geceliğin ortaya çıkan bir uyku bozukluğu, esasında fizyolojik bir uyku bozukluğu neticesinde ani uyanıyor olmakla birlikte o çıkan o şok devresi, bana ne oluyor dediğiniz ana, biz hep nocturnal panik atak diyoruz ama
bir uyku laboratuvarına yollayıp da o insanın gerçekten sağlıklı uyuyup uyumadığına bakmıyoruz ki ben yapıyorum. Ki kaygı bozukluğu da terapi olarak benim ilgilendim. Anksiyete bozukluğu. Bugün bir insülin direncinin dahi, bir reaktif hipoglisemi'nin dahi, bugün bir aritmi, bugün bir kalp ve ritim bozukluklarının bile panik atak denip geçildiği, ama ona baktırdığımızda bugün ablasyon, yani yakma o denilen halk arasındaki olaylara varana kadar gidiyor. Şuna gelmek istiyorum. İlla bir şey bir psikiyatrik hastalık boyutu gibi hemen uykusuzluğu birleştirmememiz lazım. Evet doğru, 1/3 rahatsızlıklar bunun olur. Ama öncelikle buna sebep olabilecek olan nedenler içerisindeki olan fizyolojik yapıyı çok iyi değerlendirmemiz gerekli diye düşünüyorum. Bunun için de en önemli şeyin gece ortaya çıkabilen bir anormallikler varsa önce hiçbir şey bilmiyorsak bir uyku laboratuvarında hastaya öneriyor olmamız bizi hiçbir şey kaybettirmez. Halbuki kazandı. Yani uyku laboratuvarı da deyince birazcık işler daha zorlaşıyor. İlle de uyku laboratuvarı da gerekmiyor. Yani deneyimli bir uyku uzmanı, uyku hastalıklarında deneyimli bir insan kısa bir görüşmeyle, bir muayeneyle çok kolaylıkla ayırt edebiliyor. Uyku laboratuvarı da çünkü bence çok gereksiz başvurulan bir tetkik yöntemi. Hem zor hem zahmetli. Evet, bu arada isim olarak her da zaman, korkutucu gelebilir. Aynen, yani bir laboratuvara bir insanı sokmak gibi evet, algısıyla neden? Beraber. Çünkü uykuyla ilgili çalışmalar önce gerçekten laboratuvarlarda başlamış şeyler. Yani bugün uykuyla uğraşan birçok insan önce oralardan araştırmalardan geçmiş. Hastalıklar sonradan eklendi bizim şeyimize, ilgi alanımıza. Yani başlangıçta işte normal uyku nedir, ne kadar olmalıdırla başlayan işler bugün hastalıklara dönüştü. Ama hastalıkların bu kadar yaygın olduğu bir dünyada da herkesi ille bir gece yatırıp bakmak çok da şart değil. Yani iyi bir uzman %75'ini muayene ile teşhis tedavi edebilir. Ben çok kısa bir şey ekleyeceğim. Çok özür dilerim. Çok pardon. Sadece o sorunun cevabıyla da bitireyim diye söyleyeyim. Benim örneğin asistanlık hayatımda benim bir hastam vardı. Tüm gece boyunca gelirdi. Doktor bey biliyor musunuz yine ben uyuyamadım. Biz bakarız horul horul uyar. Demin Hakan hocamın dediği gibi. Bir subjektif insomnia denen bir tablo var. Yani kişi uyuduğunu algılamıyor. Yani uyku bozukluğu ayrı bir şey, uyuduğunu algılıyor olmak ayrı bir şey. Ki bu tip rahatsızlıklarda özellikle depresyon olabilen, kaygı bozukluğu olabilen kişilerde veya normal insanlarda bile genelde bu tip ben hiç uyumuyorum, hiç uyumadım ki diyorsunuz ama bir işte ışığı kapar kapamaz uyuyabildiğini görebiliyoruz. Bu yüzden çok böyle uyumadım deniliyor olmanın bir bilimsel bir tarafı olduğunu inanmıyorum. Çünkü denilen demek ölçülmediği sürece bilimden bahsedemeyiz. Bunu ölçülebiliyor olmak. Zaten fizyolojik olarak da şey yani normal sağlıklı insanlar da uykularını hep yarım olarak algılıyorlar. Uyanıklıklarını da iki misli olarak algılıyorlar. Yani biz normal insanları yatırdığımız zaman kaç dakikada uykuya daldın dediğimizde 10 dakikalık bir uykuya dalış süresini insanlar 30 dakika olarak ifade ediyorlar. Ya da gece içinde işte yarım saat uyanık kaldıysa bir saat kadar uyanık kaldım diyor. İşte 2 saat uyuduysa 1 saat uyudum diyor. Böyle bir ters uyku uyanıklık algılama problemi var. Bu bütün insanlar için fizyolojik bir şey zaten. Bir de genellikle burada toplum olarak biz uyku problemini böyle alışıyoruz. Yani işte komşumuzda da var. Neredeyse herkes de var. Evdekilerin hepsi uyku sorunu yaşıyor. Ya da ya ben 5-6 saat uyuyorum ama bana yetiyor. Bir sorunum yok ki gibi algılıyor insanlar. Sıklıkla uyku sorunuyla gelen hasta da çok azdır. Mesela şimdi ben baş ağrısıyla uğraşıyorum. Bana hasta geliyor, baş ağrısı. Çok ciddi baş ağrıları var. Uykusunu sorguluyorsun. Neredeyse tüm gece uykusuz geçiriyor. Ve beraberinde psikolojik durumunu sorguluyorsun. Depresyonu var. Depresif bir modu var. Niye? Çünkü bu hasta derin uykuya, kaliteli bir uykuya giremediği için dopamin dediğimiz mutluluk haz hormonu son derece düşük. Serotonini son derece düşük. Kortizol dediğimiz stres hormonu tavanda. Adrenalin, onu her halükarda panik, anksiyete, sabah kalktığında sinirli, doğal olarak baş ağrısı, doğal olarak depresyona da sokan bir moda sokuyor. Neden? Bir de başı ağrıyan insan ya da uykusuz kalmış insan gün içinde daha yorgundur, daha isteksizdir. Arkadaşlarıyla bir yere gitmek
istese bile onu hani ayakları götürmez şeklinde, bir an önce eve gideyim, uzanayım, yatayım şeklindedir. Bu sosyal ortamdan, izolasyondan da bir süre sonra hastayı, kişiyi depresyona sokabiliyor. Yani aslında bir sorguladığınızda olay uyku laboratuvarı. Bana bir tane hasta geldi, benim başım ağrıyor diye. Hakan Hocam'la birlikte çok iyi bildiğimiz bir hastadır. Sadece baş ağrısı şikayetiyle geldi. Sorguluyorum. Gerçekten ostası var. Yani uykuda apnesi var ve baş ağrısının sebebi bu. Sabah kalkıyor, baş ağrısıyla uyanıyor. Gitti, uyku apnesi çıktı, tedavi oldu, ağrı kalmadı. Yani uyku çok önemli. İkinci bölümde devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara zamanı, başka gündem devam edecek. Başka gündem devam ediyor. Uykuyu ve rüyayı konuşuyoruz. İlk bölümde uykuya ağırlık verdik. Şimdi sıra biraz daha rüya tarafına bakmakta. Oraya geleceğiz. Niye rüya görüyoruz? Tam olarak neler yaşanıyor? İşte hayatımızın 24 saatin 8 saatini uykuda geçiriyoruz. Ne oluyor da rüya görüyoruz diye. Hakan Hocam yine sizinle başlayayım. Peki şöyle rüyaların bir defa büyük bir bölümünü REM denilen, işte o kasların çok gevşek olduğu, beynin aktivitesinin uyanıklığa çok yakın olduğu özel dönemde yaşıyoruz. Bu özel dönem bebeklerde, yeni doğanlarda neredeyse uykunun yarısından fazlasını oluşturuyor. Yani normal erişkinlerde %20-25'lik olan o rüyaların görüldüğü dönem, yeni doğan döneminde uykunun yarısını oluşturuyor. Bu da zaten bize rüyaların ne işe yaradığıyla ilgili önemli bir ipucu veriyor. İşte neden yeni doğduğu sırada çok yoğun da sonra yaşın ilerlemesiyle beraber daha böyle %20'ler gibi bir rakama oluşuyor. Orada gelişimde, öğrenmede ciddi bir önemi olduğunu gösteriyor. Rüyalarla öğrenmenin ilişkisini kastediyorum. Sonra biz son araştırmalarda biliyoruz ki biz 100 dakika kadar hepimiz günde rüya görüyoruz ve bu sırada 40'a yakın rüya yaşıyoruz. Rüya görmeyen insan oluyor mu? Eğer REM dönemi olmazsa yaşam mümkün olmuyor. Yani dolayısıyla herkes rüya görüyor ama rüya görmek başka bir şey. Rüyaları hatırlamak başka bir şey. Biz rüyaları hatırlıyorsa bir insan, hemen aklımıza bir uyku hastalığı olabileceği geliyor. Çünkü demin dedik ki 1,5 saatte bir rüya görüyoruz. 40 tane rüya görüyoruz. Bunları daha çok sabaha karşı görüyoruz. Sabaha karşı daha yoğun ard arda rüya dönemleri oluyor. Ve dolayısıyla siz sabahleyin uyandığınızda bir rüya görerek uyanma şansınız var. Ama siz geceliğin bir sürü defa rüya görerek uyanıyorsanız, rüyaları böyle bir tiyatro sahnesindeymiş gibi yaşıyorsanız, başını, ortasını, sonunu hatırlayabiliyorsanız, o sizin rüya gördüğünüz sırada uykunuzun bölündüğünün bir ifadesi olarak kabul ediyoruz. Şöyle ki, bu bir sesli uyaran olabilir. Yani rüya gördüğü sırada bir sesli uyaranla siz hastanızı ya da yaptığı insanı uyandırırsanız, sonra da uyandırıp ne görüyordun derseniz rüyalarını insanların anlattığını görüyoruz. Veya hastalıklarla, işte sadece rüya döneminde nefes durmaları olan bir insan geceliğin size ben çok rüya görüyorum şikayetiyle gelebiliyor. Bir de tabii hastalıklarımız var, ona daha sonra gireriz. Yani rüyaları harekete dönüştüren, rüyalarını yaşayan, işte rüyada birisiyle kavga ediyorsa kalkıp yanında yatan eşine vuran, kalkıp koşturan odanın içinde, bazen adli olaylara, ölümlere sebep olan
hastalıklarımız da var. Şimdi Hakan Hocam'ın söylediklerinin içinde herkes rüya görür noktasından notlarıma da bağlayarak bir soru soracağım. Notlarım arasında var. Aşırı psikolojik sorunu olanlar insan, aşırı psikolojik sorunları olan insanlar dışındaki herkes rüya görür diyor. Notlarım arasında böyle bir cümle var. Doğru mudur? Şimdi psikolojik rahatsızlıklar içerisinde hocamın konusunda ben sadece bilgi olarak kendi şey yapayım. REM dönemleri özellikle bu tip bizim psikolojik rahatsızlıklar çok fazla bozuluyor. Rüyaların %80'i REM döneminde ortaya çıkıyor. Ama non-REM döneminde de rüyaların %20'si var. Ama bir rüyanın, rüya görmek ile rüyayı algılayıp anlatıyor olmak aynı şey demek değil. Bir REM dönemi içerisinde bir rüyayı sizin algılayıp anlatabilmeniz için en azından bu REM döneminde bir 5 dakikadan uzun veya en az 5 dakika kadarlık bir süreç REM'de sağlıklı geçirmeniz lazım. Ama bizim REM latensi dediğimiz o REM dönemi içerisindeki bozuklukların büyük bir kısmı psikolojik rahatsızlıklarda tüm uyku etkilendiği gibi bu bölümde etkileniyor. Etkilendiği için de bu sürenin altında veya bu süreyi sağlıklı geçiremediği için bu rüyaların hatırlanamayabileceğiyle ilgili şeyler var. Ama bunları en iyi ortaya çıkarabilecek bir varsayım değil. Yine demin dediğim gibi belki daha fizyolojik içeriği olabilen bir uykuya geliri farklı şeylerle belki bunlar daha iyi bir şekilde polisomnografi dediğim çeşitli şeylerle bunlar belki belli edilebilir. Ama psikiyatrik rahatsızlıklarda o süreç bozulduğu için kişiler rüya görmüyor olarak da algılayabilirler. Aslında belki de tam tersi daha çok rüya görüyorlardır daha çok, ama daha kısa gördükleri için bunları hatırlamıyorlar. Mesela antidepresan ilaçlar hani buna psikiyatrik tablolarda kullandığımız ilaçlar bile en çok hani REM dönemini olumsuz etkiler diyebiliriz. Hani... Ve onlar daha çok rüya görüyorlar. Evet, daha çok rüya görüyorlar. Hatta bazen rüyalarını harekete de dönüştürüyorlar. Evet. Çok fazla ve hocam işte mahvoldum. Yani öyle öyle görüyorum ki sabaha kadar böyle böyle uğraştım ettim gibi süreçlerde ortaya çıkabiliyor. Bu artık tabii başka bir hastalık olarak evet, yani evet, rüyadan daha farklı bir tablo evet, olarak algılamak lazım bu söylediğiniz şey. Yani çok fazla rüya görmek artık aslında hastalık. Evet. Ata Hocam size geleceğim. Şimdi rüyalar sonuçta işte merak edilen, büyülü, gizemli, işte hayatı etki eden bir tecrübe aslına bakarsınız uykuda geçen bölüm. İşte geçmişten de yani antik zamandan da bu yana işte rüyaların dünyayla işte bilinmeyen dünya, işte insanla insanüstü kuvvetler arasında bir bağ oluşturduğuna dair inanışlar ve işte kayıtlar var. Uygulamalar var. Evet. Nedir tam olarak? İlk çağlardan bu yana böyle yani ilk bizim araştırmalarımızın bazılarında rastladığımız hatta akademisyenlerinde ilk insanlar nasıl rüya görüyorlardı? Ne görüyorlardı? İlk çağlardan bu yana rüyaların için yaşanılan dünya bilinmeyen bir dünyanın insanla insan ötesi dediğiniz gibi güçlerin buluştuğu bir yer olarak düşünüldü her zaman. Din fikrine ilişkin ilk anlayışlar da zaten böyle başlamıştır. Rüyanın, demeyeyim de uykunun ölümle olan çok yakın konumu ve yine bazı inanışlara göre bunun bir ölüm demosu olduğu, uyku olmazsa ölümün de olmayacağı inanan çevreler ya da gruplar ya da kabileler falan da vardı. O yüzden bazı yerlerde insanlar uyutulmazdı özellikle. İlkel kavimlerden bahsediyorum tabii ama ölmesin diye. Uykuda ölmelerle belki yakın bir çağrışımdır bu olabilir ama öte yandan da rüyayı görüp anlatmak o yüzden birçok inançta bizim İslam inancında da vardır. Rüyayı anlatma diye bir yasak konmuştur. Tabii bu bir şeydir, inançtır da. Ama aslında arkasına yatan da budur. Rüyayı anlatma ki başına bir şey gelmesin. Çünkü ölebilirsin. Ama işin arkasında yatan şey bizim burada hiç değinmediğimiz olan nedir? Ruh kavramıdır. Parapsikolojide veya bizim diğer alanlarımızda ya da işte non-science dediğimiz alanda yani bilim dışı kabul edilen biliminde bir gün belki bu alana daha ciddi girip daha akılcı girip ki benim tanıdığım girmiş bir sürü bilim adamı var. Örneğin reenkarnasyon konusunda, geleceği görme konusunda buralarda daha akıllıcı davranırlarsa belki bulacakları şeyler daha ilginç olacaktır. Çünkü insanın sadece fizyolojik bir beden, bir tür makine, bir tür
Geleceğin yapay robotu zaten yine bize benzeyecek herhalde. Öyle bir yaratık olduğu düşünmek biraz abes geliyor. İlk çağlardan bu yana demeyeyim de özellikle ilk uygarlıklardan bu yana. Özellikle eski Mısır'dan başlarsak çok ciddidir. Rüya olayı başlı başına bir kurumdur Mısır'da. Aynı şekilde Mezopotamya'da da öyleydi. Rüyayı yorumlayacak, rüyayı işte gerekliliklerini yapacak, onunla ilgili geleceği gibi bir şey varsa onu yapmak için yardımcı olunacak veya olunmayacak. Ya da çok kralla ya da imparatorla ilgili kötü rüya görüldüyse o göreni ortadan kaldıracağız gibisinden ilginç yaklaşımlar vardı. Ama bunlar hep şeydi, rüyaların yaklaşımıydı. Rüyaların bize getirdiği ama o senaryo, o hikayelerin hikaye yazılıyor, tamam, güzel. İster 90 dakika, ister 10 dakika, ister REM ya da ister değil. Bunlar bu konu dışında. Burada baktığımız zaman o hikayeyi kim yazıyor? Ya da o filmin yönetmeni kim? Aranan en önemli soru buydu. Birisi yazıyor. Ölümle fark ne? Şimdi enteresan olan benim yaşadığım, mesela ben Columbia Üniversitesi'nde Near Death Experience denen deneylere katıldım. Yani ölmekte olan insanlara işte ben bir tür terapi yapıyorduk, telkin yapıyorduk inançlarına göre. Hem de yanı sıra da buna şey olarak bakıyorduk, ne görüyor? Ölüm, bilimin çeşitli tarifleri var bu konuda. Onlara girmeye gerek yok. Yani şurada bir insan ölmüş oluyor, burada daha henüz ölmemiş oluyor. Ya da geri dönüşler var mı? Bu arada görülen rüyaları anladık ki rüya ya da vizyon gibi, vizyon lafını ben daha çok seviyorum. Çünkü uyanıkken de olabiliyor. Bunlara baktığımız zaman genelde insanların hayalleriyle ilgili bir ilişki, bir korelasyon görüyorum. Gördük de. Yani düşünceleriniz, gündüz hayal ettikleriniz, yapamadıklarınız, yaptıklarınız, psikolojiyi buraya sokmalı mıyım bilmiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz ama biz pek sokmayı sevmiyoruz. Çünkü hayal dünyamız çok bağımsız ve çok özgür bir yer. Olmalı hatta. Orada özgür olmalıyım. Ben orada yasalar yok, kanunlar yok, baskı yok. Daha karı koca kavgası bile yok. Hayal edersiniz. Keşke boşansaydım falan gibi hayaller kurarız ama onun öyle olup olmadığına emin değilizdir aslında bakarsanız da. Yani hayal kurmanın işlevi çok önemli bir şey. Yani evet, hayal kurmak. Çok, ben bana göre insanın hayatında önemli bir savunma olarak hayal bazen kurmak. Yapamadıklarını yapıyor, evet, gibi bir şeyle hoşnutluk yaratabilir. Ama bu hoşnutluğun içerisine çok fazla dalarak hayatındaki sorumluluklarını unutarak sadece bu hoşnutluğa yaparsa bu bir kaçınma eylemi olmuş olur ki bu da çok hoş olmaz. Bazen ne, de eğlenceli. Yani bazı davranışı ne için yaptığımız çok çok önemli. Çok bazen de eğlenceli. Kesin kesin, ona katılıyorum. Yani ne için neyi ne için yaptığınız çok, evet, önemli. Evet, şimdi iki şeyi ayıramadık pek biz. Siz daha iyi belki düşünürsünüz. Düşünmüşsünüzdür muhakkak. Yani hayal kurarak bir takım yaratımlar yapan insanlar var. Hı-hı. Hayallerini düşünerek. Hı-hı. İşte Mahler'in bir senfoniyi yazması gibi. Kesin kesin. Edgar Allan Poe'nun hikayelerini yazması gibi. Bir de rüyasında görüp bir şeyler yapanlar var. Edison gibi. Evet. Bunlar arasındaki fark nedir? Ama aynı şey Edison midir? Edison bir onunla uğraşıyordu. Yani bir çoban böyle bir şey bulmadı. Yani bunun şey için demiyorum. Çobanlıkta sevgili kardeşimiz aklıma ilk geldiği için söylüyorum sadece. Yani çoban da kalkıp koyunla ilgili bir şeyleri görerek bir şeyler yapabilir. Ama onu yapan insan onunla uğraşıyordu ve bilinç altında demeyeyim. Onunla uğraştığı için ona çok fazla bağlantı içerisinde olduğu için onunla yattığı süreç içerisinde de o hayal gücü o süreç içerisinde işleyerek bir şeyleri de ona yapmasını sürdürmüş de olabilir. Bu yani geçmişte attığımız adımların olası sonuçlarını gördüğü için o noktaya ulaşıyor. Evet, ama o işte uğraşan birisi o işle ilgili gelişimi rüya süreci içerisinde düşünme durmuyor ki. Düşünme devam ediyor. Yani düşünme bir nevi rüyalar olarak da ortaya çıkıyor şimdi konuştuğumuz süreçte. Ve hatta birazcık daha da geriye gidip bizim o %50'sini geçirdiğimiz yani 16 saatin 8 saatini rüya görerek geçirdiğimiz zamandan başlamak lazım. Orada da sürekli bir kayıt yapıyor. Tabii. Ve işte o kayıtlar doğduğu andan hatta anne karnında başlayan kayıtlar bir gün geliyor. O gün hayal ettikleriyle, o gün bilinçli veya bilinçaltı gördüğü, duyduğu, hissettiği şeylerle karışıp
o gün rüya olarak karşımıza çıkıyor. Rüyayı keşfeden bilim adamlarının bir anlatımı var. Ben çok seviyorum, her zaman da söylüyorum. Bizim işte beynimiz bir kitaplık gibi ve biz sürekli oraya bir şeyler kaydediyoruz. Dokunduklarımız, hissettiklerimiz, gördüklerimiz, duyduklarımız sürekli o kitaplığa bir kitap olarak gidiyor. Ve sonra bir başka gün yeni şeyler kaydettiğinizde rüya döneminde o kitaplıkta yeni bir düzen oluşturuluyor. Eskilerle yeniler birbirleriyle harmanlanıyor. Eski gördüklerimizden bir kısmı yeniden ön tarafa çıkıyor. Bir kısmı yeniden geriye gidiyor. Dolayısıyla bu karıştırma işlemi... Ama bu yanlış. Hep ben diyorsunuz. Ben mi dedim? Evet. Yani sizin şahsınız demiyorum. Verdiğiniz örnek hep ben üstüne kurulu. Ya orada bilmediğimiz, yaşamadığımız, tanımadığımız insanlar, olaylar, yerler gördüğünüzde ne yapıyorsunuz? Kaydediyoruz. Onu nereden kaydettik? Ama bilemezsiniz ki şimdi bakın. Benim ne renk kravat taktığımı görmediğiniz halde beyniniz kaydediyor. Kaydediyor onu. Evet. Belki siz kravatsız kaydediyor da olabilirim. Ama yani bu uykudaki rüyalara... Duyularınız bir şey kaydediyor ve depolanıyor onlar. Bakın dediğimi tam ya anlamadınız ya da istemiyorsunuz. Hiç bilmediğiniz şeylerden bahsediyorum. Hiç bakın, tanımadığınız insanlardan ve o insanları bir daha gördüğünüzde tanıdığınızdan bahsediyorum. Çünkü bir şekilde onu kaydetmiş olmamız gerekiyor zamanında. Yine anlatamadım. İnsan hiç görmediği bir yüzü mesela rüyasında görebilir mi? Körler görebilir. Mesela. Bir sürü hafızaları var. Körlerin de... Tabii ki ama körlere bir şey gördüğünü ben pek düşünemem. Yani ama görüyorlar. Sadece yani. Görsel gibi görüyor? Düşünmeyin. Yani dokunsal, bilmeyen bir kör nasıl görüyor? Ne görüyor? Yani onun da hafızı. Bunları körlere sormuşlar. Evet, ben de sordum. Lazım. Ben bir kaplanı tarif et dedim köre. Ben kaplan gördüm dedi. Edemedi. Doğuştan mı görmeyi doğuştan geldi kardeşim? 5 yaşına kadar körse. Doğuştan ama 5 yaşına kadar olan kısımda o görmeyle ilgili kısımlar. Şimdi Ata Bey çok farklı. 5 yaşına kadar olan körlük, yani doğuştan 5 yaşına kadar olan körlükte körler vizüel olarak, yani görsel olarak rüya hiç göremez. Nasıl görür? Dokunarak, koklayarak, tadarak, diğer 5 duyusunu kullanarak görür. Tamam. Öyle olduğu zaman. O yüzden sorsun. Sadece onun için. Nasıl oluyorsa olsun. Benim demin soruma dönebilir miyim? Lütfen. Tekrar buyurun. Onun cevabını almak istiyorum size. Lütfen buyurun. Bana hiç bilmediğim şeyleri anlatın. Hayal mi görüyorum ben? Ben değil tabii. O tür insanlardan bahsediyorum. Rüya, özür dilerim. Hayal görmüyorsunuz. Rüyalarında görüyorlar ve bu gördükleri kişiler hiçbir şekilde tanımadıkları ve bilmedikleri insanlar. Şimdi bir adam gördük rüyamızda. Siz gördünüz bu gece. Evet. Sakallı, bıyıklı bir adam. Evet. Atıyorum kafamdan. Evet. Üzerinde işte yeşil bir elbise var, bir kuşağı var, bir de kılıcı var belki. Konuşuyorsunuz. Rüyada nasıl konuşuyoruz? Öyle konuşuyorsunuz. Biz bilmediğimizi sanıyoruz, tanımadığımızı sanıyoruz. Böyle bazen bilmiyorsunuz. Halbuki... Arada 3 gün geçiyor, yeni bir rüya görüyorsunuz. Bu adamı tekrar görüyorsunuz. Ve bu adam gördüğünüz anda hatırlıyorsunuz. Aa, ben bunu geçen gece görmüştüm diye. Bu adam size mesaj da veriyor gibi bir algılamada olabiliyor. Bazen mesaj veriyor, bazen olabiliyor. Neyse yani. O yani diyalog, eski çağlarda hep böyle inanışlar, biliyorsunuz eski çağlardan biri var ola gelmiş. Yani, şu anda olan bir şeyden bahsediyor. Mesaj veriyor, işte geleceğe yönelik bir sinyal bu. Yani sosyal, kültürel, işte filozofik, dinsel anlamda rüyalar hep bir tarafa doğru yönlendirilmiştir. Yani bu hepimizin şu anda da yaşadığı şey. Benim alarıma girdiniz. Şey de bu. Benim alarıma girdiniz. Girmeyin. Yani güzel bir sizde şey. Kalın. Sizden güzel bir şey. Bekliyorum. Ama ne biz nörologlara baktığınızda kim? Çok daha farklı düşünüyoruz. Yani size katılıyoruz ama biz biraz daha basite indiriyoruz peki, bunu. Peki bir başka örnek vereyim. Bir yere giriyorsunuz, bir ev görüyorsunuz. Kapıdan giriyorsunuz. Sağda bir oda var. Orada yeşil bir masa var. Önünde oturan bir kadınla bir adam var. Üst katta iki oda daha var. Onun üstüne işte atıyorum mutfak var. Evet. Mutfağı yukarı koyduk, ters oldu ama neyse. Sonra aradan bir ay geçiyor, üç ay geçiyor belki. Belki daha fazla geçiyor. Bodrum'a gidiyorsunuz, bir eve giriyorsunuz, aynı evi görüyorsunuz. Uzun bir zaman sonra. Ne bu? Bilim bunların cevabını vermediği sürece her zaman için böyle terminolojide kalır.
Boğulur. Benzetme olabilir mi? Dejavü diye bir şey. Dejavü gayet iyi bildiğim bir iş benim. Bu değil o. Bu değil. Bu dejavü çok kısa bir sürede olan bir şey diye biliyorum ben. Konuştuğum hocalarım da onu söylemişlerdi bana. Yani 2-3 dakika içinde oluyor. Ama diye. Bu zaten uyanıkken olan bir şey. Yani rüya için böyle bir şey, bir örnek vermek mümkün değil. İnsan tabii ki rüyasında gördüğü bir şeyi bir daha görebilir. Görmediğini düşündüğü şeyleri görebilir. Neyse. Tamam. Şimdi ben sonuçta tabii amaç kafanızı karıştırmak. Rüyaların mantığı şu. Biz gün boyunca, haftalar boyunca belki, gün boyunca farkında olmadan bir sürü şeyi kaydediyoruz Hakan Hocam'ın dediği gibi. Yani tabii. Yanımızdan geçen yaşlı bir dedeyi de belki biz fark etmiyoruz ama beynimiz kaydediyor. Olabilir. İşte sizin kravatınızın rengini fark etmiyoruz ama beynimiz kaydediyor. İşte bu REM döneminde bütün bu kayıtlar hızlı uzun hafıza dediğimiz bölgeye doğru aktarılıyor. Değil mi? Aslında orada çok enteresan bir dalga var. PGO dalgası dediğimiz. İşte ne bu işte pontik, genikülat, yani. Talamus ve oksipital lobu. Belki o adam o yeşillerden bir filmde vardı. Oradan alıp bir yere koydum ben. Ama niye arkaları koydum? Da birleştiriyor olabilirsiniz tabii. İşte yeşilli adam, işte mor kravat yani takmış ama başı Hakan Bey'in başı. Gidiyor. Tabii ki siz onu sonrasında gördüğünüzde asıl soru ortaya çıkıyor. Aynen. Yani hani onu görmek değil, rüyada görmek değil, onu gerçek hayatta karşılaşmak işte, başka bir. Bizim beklediğimiz de daha çok bilimden bunların niye olduğunu cevaplamak. Aslında birazcık bu nasıl bir ihtiyaç? Son zamanlarda biraz daha netleşiyor. Ben rüyayla hiç uğraştığım bir alan değil. Sadece hastalıklarıyla, yani hastalıklar vesilesiyle rüyalarla uğraşıyorum ama mesela son zamanlara kadar elimizde insanların rüyada ne gördüğüyle ilgili, ne zaman gördüğüyle ilgili bir veri havuzu yoktu. Biz hep böyle anekdotal hikayelerle biliyorduk. Mesela işte Freud'a bakarsanız cinsellikle ilgiliydi bütün rüyalar. Hepsinin kökeninde cinsellik vardı. Rüya katili. Ama şimdi yapılan mesela büyük şeyler var. Rüya anlatım havuzları var. Oradan görülüyor ki cinsellik rüyaların içinde sadece %1'ini oluşturuyor. Tabii canım. Kim? Karşı çıktı zaten ondan sonra. Efendim? Jung zaten direkt karşı çıktı daha çok uzun zaman geçmeden. Çünkü bunu yani gördüğümüz rüyalar bizim günlük yaşamımızla ilgili. Onun günlük yaşamımızın, hayallerimizin, uğraşlarımızın, problemlerimizin etrafında dönen konularla ilgili rüyalar görüyoruz. Yani her zaman da böyle olağanüstü şeyler görmüyoruz. Sizin sanıyorum, fikirleriniz olarak ben merak ettiğim için soruyorum. Buyurun. Yani gerçekten merak ettiğim için. Sizin alanınızda bu olayı nasıl açıklıyorlar? Ben merak ettiğim için soruyorum. Hangisini? Hangisini? Lütfen. Demin söylemiş olduğunuz şey. Yani, birkaç şey söyledim hangisini? Yani yüzü tanımadan hiç görmediğiniz herhangi bir rüyada gördüğünüzü bir daha rüyada aynı şekilde görebiliyorsunuz. Veya o hiç görmediğiniz kişiyi normal hayatta rastlayabiliyor olmanız. Ya da deminki oda örneğinde olduğu gibi. Bir diğer boyut, bir diğer yaşam alanı, bir diğer plan. Adını ne isterseniz koyun. Bizim dışımızda ama aslında dışımızda değil bizim ilişkide olduğumuz bir alandan bahsediyorum. Her şey yani New Age alışkanlıklarında ya da metotlarında bundan çok fazla da var artık. Günümüzde hele çok fazla paralel evrenlerden tutun da şeylere kadar, boyut astral için, planlara kadar. Boyut içinde boyutta mıyız şimdi? Yani? Evet öyle bir şey yani bir başkasının rüyası da olabiliriz. Onu da düşünün. Daha mega bir varlığın belki. Geçtalte biraz daha benziyor. Yani Gestalt'te de burada bulunduğumuz her şey, esasında buradaki masa, buradaki fincan hepsi bunlar bizim bir izdüşümüz ve bir parçamız. Tabii. Rüya analizini Gestalt'te yaparken de özellikle yapılan, ben araya girdim ama yeri gelmişken söylemek istedim, lafınızı böldüm, hemen bir şey yapayım. Burada bir fincanı biz genelde rüyada görmüş olduğumuz çoğu şeyi ki ben de rüya analiziyle ilgilenmiyorum ki ben, ya daha bilişsel terapi, daha bilinç düzeyinde olabilen şeylerle, bilinçaltı ama önemlidir, bilmek gerekir. Burada her nesneyi biz kendi diliyle konuştururuz. Örneğin fincan, ben bir fincan olarak, işte bu kırmızı fincan olarak, bir canlı olarak, ben diliyle o fincan, rüyanda gördüğün fincan olarak kendini en iyi tarif edebilen bir cümle söyleseydin, bu cümle benle başlasa ve imle bitseydi, o rüyanda
o fincanı en iyi şekilde bir canlı gibi kendini o rüyanda nasıl tarif ederdin, bir fincan rolüne girip söyler misin gibi her bir nesne için bunu yaparken biraz sonra kişiye bu söylemiş olduklarını not alıp gözünü kapattırıp teker teker onları ben söyledikçe tekrar eder misin bu kelimeleri dediğinde o kelimelerin sonucunda gözünü açtığında peki bu söylediğin kelimeleri tam yaşadıktan sonra birleştiğinde seninle ilgili şu an burada neyi çağrıştırıyor deyip bugüne getirdiğinizde aa der. Sen de orada görmüş olduğunuz fincan, fincan değil. Kızmış olan babası da olabilir. Yalnız bilim şu, ölçülebildiği süreç içerisinde ben bilimin bilim olabildiği düşüncesindeyim. Yani. Analizin de yani biz genelde bize gelen insanlar görünmeyen kısımları görünür hale getirebilen insanlarız. Yani biz kendimiz açısından en azından tıp doktor olarak söylüyorum. Ama görünmeyenden daha öte bize gelen hastalarımız görüneni halletmemize razı. O yüzden görünen kısmı halletmeye çok razılar. Biz onların görünmezlikleriyle uğraşırken önümüzdeki görünürlüklerden uzaklaşmaya başlıyoruz. Bazen görünürlükler çok yakınımızda. İlla bilinci altında olmayabilir. Bazen nedenlere çok fazla dalmışken gerçekten nedenlerden çok fazla nedenlere uzaklaşıp şimdi buradayı ve ne yapabileceğimizi kaçırıyoruz. Çünkü tüm terapiler Freud bile zamanında bir insanın bir şeyin neden olduğundan daha öte o nedeni bildikten sonra şimdi burada bunu fark ettirip bir eyleme döndürebildiğiniz süreç içerisinde hayattaki değişim gelir. Posttraumatik stres bozukluğunda mesela. Kesin kesin. Davranış. Yani, o yüzden ben burada onu söylemek istedim. Tekrar lafı vereceğim. Ben de semboller onu çağrıştırdığı için söyledim. Yani, ama bu alan hiç bilmediğimiz bir alan bizim. Semboller tıbbın. Çok önemli. Tabii. Yani, bunun birkaç önemli. Ben kesin semboller kesin. Dersi verdim üniversitede birkaç tane. Birkaç üniversitede semboller öğretisi veriyoruz. Yani uzun bir şey. Hanımefendiyle beraber. Bilimin henüz yapmadığını inandığım ve çünkü zaten inandığım değil görmedim. Aradım bulamadım. 10.000 küsür rüyayı derledik. 10.000 insana göre. Bunu yapmak için bir ekip kullandık. Yaklaşık 300 kişi. Büyük bir ekip. Ve öğrendik ki, özet olarak öğrendik ki insan bunlar ne kadar farklıysa, her insana aitse rüya sembolleri de böyle. Asla aynı değil. Onun için rüya yorumu yapılamaz. Sonucuna vardık. Yani var ya rüya kitapları. İşte anahtar gördün ne demektir? Kesinlikle. İşte kırmızı gördün şudur falan. Böyle bir şey yok. Genelleme yok ama kişiye kesin göre var. Kesin. Her kesin kişinin yani kendi sembolü albümü ya da kataloğu var. Parmak izi gibi. Evet, herkesin parmak izi nasıl bir farklıysa bir herkesin, Hakan hocamın söylediği her şeyi işte kafaya yerleştirilen ha, o depresyonda kitaplarla alakalı aslında. Oraya ne koyduğunuzla alakalı. Bu albümde bakıyorsunuz ki kendine ait bir takım semboller kuruyor bir insan. Onun gördüğü anahtar, öbür gördüğü anahtarla aynı şey olmuyor. Bazıları prekognitif yani geleceğe yönelik şeylerle, ihtimallerle dolu. Ben sonuçta istatistik eğitimi almış biriyim. Demografi ve istatistik eğitimi mezunuyum. Buradan baktığım zaman konuya istatistikler çok önem kazanıyor. Bakıyorsunuz ihtimaller var. Gelecek çünkü yok. Gelecek yazılmadı henüz. Bugün dünyasına baktığımda hiç kimse geleceği tahmin edemez. Ha, spor yazarı maçın sonunu tahmin edebilir ya da politikacı bilmem neyi söyleyebilir. Siz de hastanın ne olacağını söyleyebilirsiniz. Bu bir bilginin sonucudur. Ama sonuç olarak gelecek henüz yazılmadığı için geleceğe baktığınız zaman sadece ihtimaller görürsünüz. Geleceği gören insanlar rüyalarda da oluyor ya bunlar zaman zaman. Bu tür sembollerle insanın en gizemli tarafı olduğunu düşünüyorum artık. Bu sembollerle bir şeyi tahmin ediyorlar. 10.000 kişiden bahsediyorsunuz. Yani bu inanılmaz yüksek bir rakam. Yok canım değil. Benim hayalimdeki rakamın çok azı. Hayır çok güzel bir rakam. Bakın yani astrolojiyi, bir şekilde astrolojiyi biliyorsunuz. Kanıtlamak için benim bir hayalim var. Hayalim inşallah rüyada gerçek olur. O da şu 1 milyar insan üzerinde doğum bilgisini toplayabilmek. Doğum bilgilerini toplayabilmek. Eğer bu bilgiyi toplarsak astrolojiyi kanıtlayacağız çünkü. 10.000 insan gerçek üzerinde oldu. İstatistiki bilginizle bunu bir bilimsel çalışma yapın. Herkes size saygı duyar. Çünkü çok iyi bir rakam oluyor. Bilimsel çalışma yapmak gibi hiçbir niyetim yok. Bilime hizmet etmek değil benim amacım. Ama bunu yaptığınızda işte bilimsel tarafını güçlendirmiş olacaksınız. Ve o zaman bilim dünyası da buna net olarak inanır hale gelecek. Benim alanımdaki insanlar şey,
Sıkıntı orada kalıyor belki. Doktor Bey'in söylediği gibi benim alanımdaki insanlar... Tabii yani şimdi... Yaşananla tatmin oluyorlar. Bir yerde yazılmadığı zaman bir anlamı olmuyor. Anlamı olmayacak zaten. Sizin öyle bir şey istemiyoruz sizin ki. Sizin için oluyor ama bizim için bir şey ifade etmiyor. Ama hem bizlere biz çok hem de halka sizden. Hizmetin şeyi bu olması lazım. Yani sonuçlarını hepimizle paylaşmalısınız biz ki biz de bunu... Biz sizden çok kalabalık olduğumuz için çok mutluyuz. Netleştirip... Yani gerçekten paylaşmak ama lazım. Ama neyse nereye dökeceksek kitabı kitap yaparız belki. Yani ben bile heyecanlandım yani 10 bin rakamının. Evet şimdi 10 bin rüya. Beraber çalışma yapalım. Yani sizler özellikle kullanmak arkadaşım. İsterseniz. Ya dünya üzerinde pek çok araştırma hani bu işte İsviçreli bilim adamları, İngiliz bilim adamları 10 bin denekti zaten. Araştırma evet, yaptıkları işte, çok bir rüyayla ilgili olan rakam. Bunu yapamaz. O vakti bulamazlar. Yani şunu unutmayalım. Arkadaşlar burada konuşuyoruz ama bir şeyleri yaparken mutlaka bilimsel temele dayandırmak zorundayız ki sesimiz çıkabilsin. Ben bir şey yapıyorum. Bir şey diyorum ki hocam nöroplastisite dediğimiz o hücreler. Hocam bana diyor ki sen bunu bilimsel yayın yapacaksın ki ben sana inanayım. Haklı mı? Haklı. Ölçülebilirliği nasıl yapacağız? Demek o. Tabii. Belki de bir arada olmak, birliktelikle bunları çok daha kolay çözebiliriz. Kesin kesin. Çok güzel bir konu. Hocam çok özür dilerim. Ben şuraya söylemek istiyorum. Esasında bugün psikoanalizle başlayan 3. kuşak terapiler dediğimiz, artık process-based terapi dediğimiz, bugün benim son zamanda ilgilendiğim terapi yöntemleri, acceptance-commitment terapi gibi terapi yöntemlerinin geldiği her noktada biz Freud'dan çok şey öğrendik. Biz Jung'dan çok şey öğrendik. Biz Adler'den çok şey öğrendik. Ama Adler bugünkü modern yapı üzerine benim kendi düşünceme göre çok büyük adımları çok yıllar önce görmüş. Bugün en son gelmiş olduğumuz kuşak terapilerde o insanların bize verdiği çok büyük şeyler var. Hepsi eller öpülesi insanlar. Atabey az önce Freud için rüyaların katil dediniz değil mi hocam? Yanlış Freud dedim. Her şey, her insan, her Freud zaman, dedi, her şeyde mükemmel değildir. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz farklılıklardan derinlere indikçe farklılaşmaya başlıyoruz. Burada olduğumuz gibi. Esasında bu farklılıklardan aynılıkları bularak, bu aynılıkları evrimselleştirerek, evirerek insanlara sunabiliyor olduğumuz sürece bu insanlara faydalı insanlar olmaya başlarız. Evet, esasında biz burada dahi farklılıkları yaşayabiliyoruz ama bizi birleştiren bir tek şey var. O da amacımız. Amacımız insanlara hizmet etmek. Çünkü insanların hayatına dokunmak. Çok o insanlara faydalı olabilmek. Peki, bu yüzden farklılık, burada dahi farklılaşabiliyoruz hocam. Ama bu farklılıklarla o aynılığı yakalayıp bu insanlara, bizi izleyen şu kameradaki insanlara verebildiğimiz ya da bize gelen insanlara verdiğimiz. Ve sunduğumuz önemli. Farklı. Evet. Amacımız da ortak. Peki bu böyle bir bilgi fazla elinizde olsun. Ne yaparsınız bunlar? Ben, inanın ben de biliyorum ama heyecanlandım. Yani evet, ne çok önemli bir şey. Çünkü bunu yapmamız lazım. Mentörümüz var. Hakan hocamıza sorarız. Ne yapalım yani hiç hocam? Tanımadığımız, hocam? Hiç tanımadığımız evet. Binlerce insanın rüya sembolleriyle ilgili çözümlemeler ne işinize yarar? Hakan hocam size sorayım. Yani çok işte demin anlattığım çalışma birçok merkezde toplanmış ve yıllarca yapılmıştı. Rüyalarını anlattırılmış ve toplanmış ciddi bir database oluşmuş. Oradan da mesela işte cinsellikle ilgili şeylerin tamamen yanlış olduğu kanaatine varılmış rüyaların. Gayet güncel işte olan hikayeler etrafında evet. Döndüğü. O cümle bile ne kadar değerli bizim için. Hani kim bilir sizin datada neler çıkacak. Yani o şu basit cümle bile ne kadar belki değerli. Bunların bilmiyorum. Ölçülebilirliğini nasıl yapılabilir bilmiyorum. Tabii bu sizlerin alanı. Bir ne bileyim polisomnografide, EEG'de şunlarda bunlarda böyle şeyler olur mu onları da bildiğim yok ama yani bunun olur. Ölçülebilirliği çok zor şeyler. Ama bilim ölçülemeyen bir şeyi çok kabul etmiyor. Analizin de zaten tamam şu an lütfen ben analiz gibi şey yapmayayım. Çok önemli bir bilim. Ama bence sanki le geldiğimiz nokta bence ve sanki de kalır. Biz bence ve sanki değil. Şimdi burada bir şeyi eyleme geçirebilmemiz lazım. O zaman hem İbrahim Bey sizin işte bilim tarafından verebileceğiniz cevapla hem de sizin 10 bin işte örneklem üzerinden verebileceğiniz bir cevapla bir soru yönlendireyim. İşte rüyalar da insanın karakteri, yani sahip olduğu değerler, işte ego, vicdan, o rüyaların oluşumunda ne kadar etkili? İsterseniz da tabii sizle başlayalım. Sonra hocam sizlerden de lütfen görüş isteyeceğim sonrasında. Çok etkili herhalde ama biz bunu test edemeyiz tabii. Yani benim oluşturduğum metotta ve arkadaşlarımın oluşturduğu metotta biz sonuca 3 tane soruyla yola çıktık. En yakın tanıdığın 3 tane insanın rüyalarını şunları bize söyle aktar diye. Bunu
Houston'daki ya da Tampa'daki bir adama da gönderdiğimizde bizim dünyamızdan daha yakın oldukları için nüveyitçiler, uçucular, kaçıcılar işte falan falan oldukları için hızlı cevap veriyorlar bunlar. Çok şeydirler. Katılımcıdırlar yani olaylara. Oradan yola çıkarak yaptık bu. Sorular doğru mu? Ayrı konu. Ama burada etki şu var. Mesela isterdim. Keşke onu yapabilsek. Yapsaydık ama yapamadık. O kadar bilgiyi aktaramıyoruz çünkü. Yani o insanın o sembolleri gördüğü gün neler yaşamışı. İsterdim öğreneyim. O gün ne olmuş da o sembol tekrarlanmış. Ondan sonra başka bir gün o olayın bir benzeri mi oldu da yine o sembolü gördü. Kırmızı elmayı gördü. Ne oldu? Mesela bir kızda görmüştüm ben bunu. Bir gündüz Adem'le Havaran filmini seyretmiş. Gece, bütün gece elma yemiş rüyasında. Çok güzel. Nefis bir örnek. Yani tabii. Doğal sonuç. Doğal sonuç. Bunun gibi örnekleri toplamak lazımdı. Etki güncel yaşamdaki ben olayların çok hızlı bir şekilde bu sembollere dönüştüğünü ve sembollere dönüştürdüğümüzü ya da evrensel bir söz katalog olup oradan alıp kullandığımızı düşünmeye başladım. Zaman içerisinde tabii ki. Bu şey bir eğitim meselesi biraz da. Bizim New Age'lerin içinde şeyler vardır. New Age'ler derken bu Reiki, Feng Shui gibi güncel fazla dejenere olmuş konuları söylemek istemiyorum. Çok dejenere edildiler. Şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani güncel yaşamı böyle bir şekilde biraz daha yaşanabilir hale getirmeye çalışıyorlar. Mesela deminden beri obeziteden bahsettiniz. Çocuklarla ilgili. Telefonu yasaklarsan iş biter. Çünkü çocuğu obez yapan diyor bizim ustalar. Telefon. Yasaklayabiliyor muyuz? Terör. Mümkün değil. Bakış ağrı yok. Terör. Terör. Ama yani tabii bu yasaklama sizin... Yasaklayamıyoruz ama her şeyi yasaklamak çözüm olsaydı biz... Evet. Olmazdı tabii. Ama... Yani yasak abartılmış bir kelime ya, de ama başka nasıl anladım. Engelleyeceğiz? Yapamıyoruz. Ama bunu şöyle bir şey var. Bu bir ciddi bir çaresizlik yaşadığımız bir süreç. Bu kendi daha da kötüye gideceğini yani... söyleyeyim size ben. Daha evet. da kötüye gidecek. Ya bu arada görselliği ve... konuşulduğu bir yerde yani yetişkinler için dijital detoks konuşuyoruz. İşte uykudan önce 90 dakika önce kullanmayı bırakın. İşte daha kaliteli bir uyku olsun diye çocuklar... Bu kadar yapıyoruz. Yani biz şu dördümüz, beşimiz içerisinde... Şunu bana cevaplayın. Yarın öbür gün 3D'ye geçildiği zaman çocukların yani beyinlerinde oluşan görüntü iki boyutlu değil. Üç belki de dörde çıktığı zaman o beyinden ne olacak bir düşünün bakalım. Yandık. Nasıl bir algıya dönüşecek? Şimdi o konumuzun belki dışında bir şey ama söylemek istiyorum. Esen de bizler biraz iyi hissedizm toplumu olmaya yolunda gidiyoruz. Bu iyi hissedizmin bizim için çok büyük bir tehlikesi var. Bugün boyunları önde gezen sadece çocuklar değil. Hepimiz. Bunu yapmayın. Hepimiz geziyoruz. Ve yarın bir gün evrim yapısında parmak, boyun her şeyimizde ciddi ciddi hastalıklar başlayacak ki görsel hastalıklar da gözle ilgili evet, başladı. Parmak başladı. Ama bile. Psikolojik rahatsızlık boyutu daha fazla bence. Çünkü sizin zihniniz andan koptuğunuz an ve süreç içerisinde anksiyete ve kaygıya açık haldesiniz. Hep ben bunu söylüyorum. Bizler bazı fotoğrafları çekiyoruz. Yaşadığımız anları fotoğraflıyoruz. Sonra yaşadığımız bu anları yaşamadığımızı o fotoğraflara bakarak ne kadar da güzel yaşamışız diyen bir toplum haline geldik. Ve dolayısıyla biz andan koparak yaşarken o anda olmadığınızda zihin sürekli konuşmaya başlıyor. Biz bugün şunu konuşuyoruz. Rüyalar, semboller diyoruz. Biz sabahtan beri burada neyle konuşuyoruz? Biz dille konuşuyoruz. Düşünce bir sembol değil mi? Dil, kelime sembol değil mi? Bu kelimelerle aktardığım şeyler buradaki insanlar ve sizlerin zihninde nasıl tevazu, nasıl oluşuyor? Bu bir sembol değil mi? Semboller çok önemli ama o iyi hissedizm kısmı çok çok önemli. Çünkü zihniniz, bugün reklamlara dahi bakın, gülmek size çok yakışıyor. Şu size çok yakışıyor. Her şey harika ama zihin öyle değil. Zihne iyi hissedizm, iyi verdiğinize zihin size kötüyü verir. 15 yaşında bir kız çocuğunu depresyona sokmak istiyorsanız ki hiçbir zaman hiç kimse girmesin. Hafif pastelleri ve boyu biraz kısaysa önüne bir foto model dergisi vermeniz yeterli. Çünkü onun zihni ona kadar güzelmiş buradakiler demiyor. Senin niye bu kadar? Daha vahimin boyu söylüyor. Gibi. Yani bu süreç bir iyi hissedizim. Çünkü iyi hissetmeye doğru gittiğimizde zihin sürekli kötü hissetmeyle ilgili şeyleri size bulup getirir. O yüzden tüm düşünceler iyi ya da olumlu, olumsuz demeyeyim. Her şey var. Bir dünyayı bu şekilde düşünmek lazım. Ama bizim en büyük tehlikemiz o telefonlarla birlikte ortaya çıkan, konumuzun dışında bir şeye değinmek istedim. Gerçekten
Bu yapı toplumda biraz daha kaygı bozukluklarının ve psikiyatrik rahatsızlıkların artmasının en büyük sebeplerinden birisi. Evrimselleşiyoruz. Konumuzun dışında bir şey daha söyleyeyim size. Gerçek bu, şaka değil. Senin burcun kötü burç dediğin zaman birisine, ki bunu astrologlar yaptılar, yapıyorlar. Böyle böyle, sen böyle birisin aslında ama farkında değilsin dediğinde depresyon başlıyor. Size hemen geliyor. Burcunu değiştirmek için gelmiyor tabii de. Tedaviye geliyor size. Çünkü kompleks başlıyor. Çok ciddi. Bana değil de arkadaşlarım, astrolojiye uğraşanlara gelenler var. Benim burcumu değiştirir misin diye. İşte inanç çok önemli bir şey. O burcun değişiyor olmasıyla hayatında gelebilecek olan şeyin ne olduğuna inanıyor. Ben bu kısımla ilgilenmeyi tercih ediyorum kendi dalım gereği. Çünkü ben görünen kısmından tabii ki hepsini inceleyerek bir sonuca getirip bugüne getirmem lazım. Ama bu da bir fanatizm. Konuya doğru şöyle dönme yaparsak bir viraj dönüş. Konuya doğru geri gelelim. Ben hep şunu hissediyorum. Yani bilmiyorum hocalarım ne diyecek. Yönelttiğim soruya mı dönüyorsunuz hocam? Ego ve vicdan tarafına. Ego vicdan. Yoksa başka bir soru. Nereye döndüğümü ben de tam hesaplıyorum. Bir konunun gelecek, içine tamam, giriyorum. Tamam. Genellikle insanlar hani gündüz yaşadıkları, eğer olay çok stresli bir olaysa ya da olay çok mutlu bir olaysa gece sanki daha çok onunla ilgili rüyalar görürler gibi bir düşünce var. Yani bu konuda ne diyorsunuz bilmiyorum. Ata hocam ne diyorsunuz? Yani o gün kavga etmişse mesela eşiyle gece kavgasına devam ediyor. Ya da negatif duygular pozitiflerden negatif, daha çok ya da o gün iyi başlamışsa gece doğru, de. Tabii. Yani arkadaşım daha yeni yaşlı. Benim arkadaşım yeni yaşlı. Sabahın köründen akşamından ne kaçına kadar adliyedeymiş. Başına gelmedik kalmamış adliyede. Gece eve gelmiş. Sabah beni aradı. Gece, bütün gece adliyeyle uğraştım dedi. Rüyaya almış olayı aynı ama çözmüş rüyada. Çözmüş. Ama bu sıkıntıyla eğer yattıysa o kişi, tabii onlar çözümleyemeden, tüm gece boyunca o normal rüyalar sürecinde de bunlarla uğraşılabiliyor deniyor. Ama uykuya, vicdan kısmının belki başka bir soruyu haddimi aşıyorum. Konu böyle, eğer siz hafif, böyle çok abartılı bir anksiyete duygusuyla yatmayıp böyle gündelik bir uykuyla, şeyle, böyle kaygıyla yatıyorsanız, üzerine yat derler ya böyle halk arasında. Üzerine yat dediğiniz olayda o REM döneminde o olayı üzerinden onarıcı etkisinin olabildiği de söyleniyor. Sabahleyin kalktığınızda daha huzurlu. Ama bu çok ağır olaylarsa, daha güçlü depresyon böyle yüksekse burada bir şey yok. Bütün gün adliyede geçiren birisinin gece kendisini yani, rüyasında gül bahçesinde görme ihtimali yoksa. Yoksa. Orada bir de narremdeki o derin uykuda. Hocam, orada narremdeki derin uykuda hani gereksiz bilgilerin silinmesi. Hani daha berrak, daha şey olarak toparlanıyor. Bunu yani bütün gece dediğiniz zaman akla başka bir şeyler getirmek lazım. Çünkü demin başta söylediğim gibi bir insan geceliğin işte çok gergin yattıysa bir tane yerine iki tane rüya görebilir. Ama sürekli rüya görmüşse orada mutlaka bir hastalığı dışlamak lazım. Yani orada hastalık olma ihtimali, bu bir psikiyatrik hastalık da olabilir. Bir nörolojik hastalık da olabilir. O hastalığı mutlaka dışlamak lazım. Ama sürekli rüya görmemiştir. Sonra, çünkü bir de bunun tekrarlaması korku var. Yani evet, siz her gece çok sayıda rüya görüyorsanız orada mutlaka hastalıkları öncelikle ekarte etmeniz lazım. O zaman sağlıklı bir uyku yok zaten ortada. Evet, sağlıklı bir uyku yok. Yani en önemlisi o. Zaten aslında uyumamıştır o gece o. İşte yani kötü uyumuş. Dalıp kalkmıştır. Evet. Ama çözüm nasıl geldi? Neyi çözüm efendim, pardon? O sorunu çözdü rüyasında. Hastalığı çözdü. Orada çok sıkıntı. O zaman hemen yanınıza yollarız. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani nasıl çözmüş olabilir? Sizin? Aklına gelmemiş. Çok kadar basit. Yani. Çok basit bir çözüm aslında. Ve çok şey bir çözüm. İllegal bir çözüm. Ama çözmüş. Rüyalarda aslında sadece bütün gün yaşadığımız işte o duygu durumuyla alakalı değil. Aslında fizyolojik sebepler de etkili. Yani işte Hakan Hocam, siz de başlangıçta söylediniz. İşte yeme içme alışkanlıklarıyla bağlı olarak işte yemeği fazla kaçırdınız. Gece yattınız. Yani 11'de 12'de hala yemek yiyip yatıldığında ama farklı işte rüyalar da görülüyor. Uykunuzu mu bozuyorsunuz? Tabii. Yani orada uyanmayacağınız bir rüya döneminden midenizdeki, bağırsaklarınızdaki problem dolayısıyla kendinizi uyandırıyorsunuz. Bunu
Mesela çok sakin bir ortamda uyumaya alışıkken gidip bir gece bir otelde çok gürültülü bir odada kaldığınızı düşünün. Orada da defalarca uyanıyorsunuz. Orada da çok sık rüya görebilirsiniz. O sırada da rüyanızı görürken ertesi gün çözeceğiniz sorunları da çözebilirsiniz belki, evet, ama. Evet, belki de. Altında hep bir uykunun bölünmesi olayı var. Kaliteli uyku olmuyor o zaman işte. Evet. Yani içerikle ilgili bir kısa bilgi. Bizim bu REM uykusu davranış bozukluğu diye bir hastalığımız var. Bu biraz böyle 50 yaşın üstündeki insanlarda oluyor. Bazı dejeneratif beyin hastalıklarının da ön belirtisi olarak karşımıza çıkıyor. Oradaki şeyler, rüyaların içeriklerini belli bir grup olduğu için ve de hepsi yatırılarak tetkik edildiği için daha net görebiliyoruz. Yani pratik olarak da görüyoruz. Elimizde araştırmalar da var. Orada mesela daha çok kibar insanların, eşlerine çok saygılı, kibar, nazik insanların gece uykularında küfrettiklerini görüyoruz mesela. Eşlerine yumruk vurduklarını, şiddet uyguladıklarını görüyoruz. Yani dolayısıyla içeriğiyle bizim kişiliğimiz ne kadar birbiriyle ilişkili çok emin değilim. Oradaki şeyi, bir şey merak ettiğim için karşılık sormak istedim. Örneğin o dönemde normalde bir REM ve normalde kasların bir felç bir yani gibi bir yani çok aktif olmaması gerekirken öyle bir süreçte o çizgili kaslar kalkıyor. Çünkü diyafram ve işte şey dışında olan bir kol hareketi aktif bir hale dönebiliyor. Bununla ilgili yani, merak ettiğim için soruyorum. Yani kafamda bu nasıl oluyor bir taraftan? Çünkü REM uykusunun değişik komponentleri var. Yani REM uykusunu beynin belli bir bölgesi yapmıyor. REM'de birçok fonksiyon var. Mesela beyin aktivitesi uyanıklığa yakın bir aktivite haline geliyor. O nedenle mesela rüya görürken uyandığımızda uyanıklığa çok kolay adapte oluyoruz. Hatta uykuyla uyanıklığı orada birbiriyle karıştırıyoruz. Yani rüyayı uykuda mı gördük, uyanıkken mi gördük, uyuyor muydum, rüya mıydı bazen ayırt edemeyebiliyoruz. Göz küresi hareketleri var. Rüya görürken gözler hızlı hızlı yukarı aşağı sağa sola hareket ediyor. Bunu sağlayan ayrı bir merkez var. Bir de kasların gevşemesine, daha doğrusu tam bir atoni, yani kas gerginliğinin sıfıra ulaşmasını sağlayan başka bir çekirdek var. İşte REM uykusu davranış bozukluğu bu çekirdeğin dejenerasyonu sonucunda ortaya çıkıyor ve kaslar gevşemesi gereken yerde gevşemiyor. Dolayısıyla siz rüyanda gördüğünüzü hep bir harekete dönüştürme potansiyeli taşıyorsunuz. Ama bunu bazen işte hafif hareketler, mırıldanmalar, konuşmalar şeklinde yapıyorsunuz. Bazen kalkıp bir tane eşinize vuruyorsunuz. Uyurken. Bazen cinsel bir aktiviteye girişiyorsunuz. Yani hocam REM'de mesela bütün kaslar çok gevşek diyoruz ama penil ereksiyonu olur diyoruz. Fakat REM'de de rüyaların cinsel içermediğini şey yaptık. Cinsel boyutunun çok fazla olmadığını da gösterdik. Neden oluyor sizce penil yani, ereksiyon? Şimdi erkeklerde evet, ve de kadınlarda tabii bir ereksiyon oluyor rüya gördüğümüz sırada. Bunu biz işte cinsel fonksiyon bozukluklarının teşhisinde de kullanıyoruz. Eğer uyku sırasında ereksiyon oluyorsa, şikayet de varsa erkekte, bu bir psikolojik bir empotanstır diyoruz ve uykuyla ilgili çalışmaların başlangıcı oradadır. Evet. Rahmetli bir hocamız da Houston'da keşfetmiştir, bir Türktür. Onu da anmak isterim. Şimdi bütün kaslar gevşiyor. Hocam ama... bir dakikaça toplamamız gerekiyor. Maalesef konu çok uzun ama evet, maalesef süre tamam. Bitiyor. Derya'yı sonra anlatayım bunu. Peki. O zaman programdan sonra birlikte bir çay içerken tekrardan konuşuruz diye düşünüyorum. Gerçekten çok daha fazlası vardı sorular içerisinde hem uykuda hem de rüyada ama bugün program 2 saat ve sonuna geldik. Konuklarımızı bir kez daha hatırlatmak isterim. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Derya Uludüz, psikiyatri uzmanı Doktor İbrahim Bilgen, nöroloji uzmanı Profesör Doktor Hakan Kaynak ve yayıncı yazar Ata Nirun.
Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın akşam yeniden başka gündemde karşınızda olacağız. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz.